Selamünaleyküm dostlar. Modern Çağ'ın Pinokyo'su isimli hikayemizin 11. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Erkekler az her şeyden nefret ediyor ve gereksiz buluyordum. Onlar herhangi bir sorun yumruklarıyla çözmeye çalışırken ben saygı çerçevesinde konuşmaktan yanaydım. Onlar değer verdikleri kişileri kıskanıp tıpkı bir çocuk gibi benim diye sahiplenmeyebilirken ben değer verdiğim kişiye güvenmekten yanayım. Onlar pazar akşamları televizyon karşısına geçip yürü be diye saçma bir takıma tezahüratlar yaparken ben koltuğumda oturup huzurlu bir şekilde kitabımı okumaktan yanaydım. Ve şöyle bir düşündüğümde bile Eren'le ne kadar zıt kutuplarda olduğumuzu bir kez daha fark ediyordum. Fakat şöyle bir şey vardı ki ben bu kaba adamı gönlüme bir kere kaptırmış bulunuyordum. Ama bu yine de Eren ve Deniz'in saçma gövde gösterisi yüzünden kan ter içinde kaldığım gerçeğini değiştirmiyordu. Evet, ikisinin lanet inadı yüzünden tek kelimeyle nefes nefese kalmış bir halde bu saçma oyunun kurbanı olmuştum. Özge, bu topu kaptırırsan seni gebertirim. Evet, başımızda bir de Tolga vakası vardı. Şu son yarım saattir Deniz'de ikisi ben ve Bahar'a bağırmaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Ayağıma gelen topu sürürken üzerime gelen Emre ile çığlık attığımda Eren ve takımı bu halime kahkaha atmıştı. Allah'ım ben ne anlarım top oynamaktan. Bağıracağına tut çeksene gerizekalı. Deniz bana bağırarak Eren'in olduğu tarafı tutuyordu. Ve evet kendileri bağırmaktan başka bir şey yapmıyordu. Yüzüme yapışan saçlarımı çekerek kaşlarımı çattım. Bağırma bana ve bir dahiye gerizekalı dediğin için seni de itinayla kınıyorum diye homurdandığımda Tolga ve Deniz bir küfür savururken karşı takım kahkaha atıyordu. Emre sen bana yetiştiğinde ayağımdaki topu hızla Tol tarafıma göndererek Bahar'a attım. Ay ben seni aptal dahi. Bahar top oynamakta benden daha iyiydi. Fakat Deniz ve Tolga üzerimizde öyle bir baskı uyguluyordu ki o bile oynamaktan korkuyordu. Bahar hızla topla hareket etti ve yolunu kesen Kerem'e sırıtarak büyük bir ustalıkla onu geçip kaleye doğru şut çekti. Fakat Eren çevik bir hareketle onun topunu göğsüyle engelleyip topu kapmıştı. Sahanın ortasından şut çekmek nedir aptal sarışın? Sağ tarafımda duran Tolga'nın bağırışıyla Bahar sinirli Eren'le tepindi. Oynamıyorum ya ben sizinle. Kız çıldırmak da haklı. Henüz yarım saat oldu ben bile sabrımın sonuna gelmiştim. Eren topla bizim kalemize yaklaşmaya başladığı an Deniz koşarak onun yolunu kesti. Daha Deniz topa ulaşamadan Eren ayakkabısının ucuyla topu havaya kaldırdı ve rovaşata atarak top büyük bir hızla Hasan'ı geçip kaleyi bulunca büyülenmiş gibi ona baktım. Bu çok iyiydi deyip iç çektiğimde gülerek bana göz kırptı. Deniz ve Tolga rakip takıma tezahürat yaptığımı görünce dişlerini sıkarak üzerime yürüdüler. Uzak durun benden diye çığlık atarak bağırdım. Özge, gebertirim diyen abimle hızla başımı sallayıp kendimi toparladım. Oyun yeniden başladığında 1-0 yeniliyorduk ve o golü Eren'in atması Deniz'i çıldırtıyordu. Hatta Tolga ile ikisi daha agresif oynamaya başlamıştı. Tolga'nın Emre'den kaptığı topu Bahar'a atmasıyla boştayım diye Deniz'e bağırdı ve Bahar hiç vakit kaybetmeden topu ona fırlattı. Savaş engelini geçen abim topa öyle sert vurdu ki Salih daha topu tutamadan top ağlardaydı. Eren kaşlarını çattığında Deniz gülerek yanından geçti ve bu oyun böyle oynanır diyerek onu kışkırttı. Bu oyun kazasız belasız bir bitsin. Vallahi şu bir türlü kesemediğim kurbanlardan birini keseceğim. Top karşı takıma geçtiğinde Zeynep kenarda kocasına bağırdı. Savaş benim için bir gol atsana diye heyecanla bağırdığında Savaş gülerek başını salladı. Bahar kaşlarını çıtarak Zeynep'in olduğu tarafa bakıyordu. Gerizekalı holigan kimden yanasın lan diye bağırdığında Zeynep kahkaha atarak kocasını göstermişti. Ve Savaş sırf Zeynep istedi diye Tolga'dan kurtularak ona doğru koşan Deniz gelmeden Emre'ye pas attı. Emre topla Deniz ve Tolga'yı yakınına çektiğinde amirim diye seslendi. Savaş kaleye doğru koşarken gönder koçum dedi ve Emre topu ona fırlattığında Savaş yerden yükselerek topa kafa attı ve maalesef yine gol. Zeynep sahanın kenarında el çırparak kocasına tezahürat yaparken Savaş bir elini kalbine koyup hafif eğilerek karısına selam verdi. Oha çok romantik be. Bahar iç çekerek onları izlerken Tolga Hasan'ın attığı topu Bahar'a fırlattı ve top Bahar'ın kafasına çarpınca sarışın acıyla kafasını tuttu. Hayvan diye cırladığında işine bak delirtme beni diyen Tolga ile sinirden küplere binmişti.
Bundan gerisi daha korkunçtu. Çünkü ben olduğum yerde sürekli durduğum için Tolga ve Deniz yedikleri her golün acısını benden çıkarıyordu. Bahar en azından mücadele ediyordu. Fakat topu her kaptırdığımda o da onlardan payına düşeni alıyordu. İşin sinir bozucu kısmı ise rakip takım gerçek bir rakip olduklarını gözler önüne seriyordu. Eren'in talimatları üzerine hepsi uyumlu hareket ediyor ve bizim aksimize çok eğleniyorlardı. Skor 4-2 idi ve önde olan onlardı. İki golü Eren, bir tanesini Savaş ve diğerini Emre atmıştı. Bizdeki iki golü de abim atmıştı ve Tolga'nın yardımları olmasaydı o golleri atması mümkün değildi. İkisi gerçekten çok iyi oynuyordu fakat ben ve Bahar etkisiz eleman olduğumuz için 4 kişiye karşı 2 kişi oynuyorlardı. Tolga golü kaleye doğru götürürken Emre ve Kerem'in yolunu kesmesiyle arkasını kontrol etti. Deniz'i Eren tutuyordu ve Bahar'ın önünde ise Savaş vardı. Sol tarafında duran kişinin yani benim boşta olduğumu görünce sırıttı. Sakın diyerek karşı çıktım. Genelde bir topun peşinden koşmayı saçma bulduğum için kimse beni tutacak kadar ciddiye almıyordu. Bu biraz gurur kırıcı ama bu işte gerçekten kötüydüm. Yakala diye bağıran Tolga topu fırlattığında refleks olarak topu tutmak için elimi kaldırmıştım ki son anda kural ihlali yapmamak için elimi çektim ve top kafama çarparak ayaklarımın önüne düştü. Ben ağrıyan kafamı ovuştururken Eren giderek Kerem'e baktı. Git al şunu. Açıkçası Kerem rica etse bile topu kendim ona verebilirim. Çünkü bu işkencenin bitmesini istiyorum artık. Özge, görüyor musun diye bağıran Deniz hemen arkasında duran Eren'i gösterdi. Kesinlikle beceriksizliğinle dalga geçiyor ve senle bağırı böyle yaptıkça maçın sonunda kadınları daha da hafif alacak dediği an kaşlarımı çatarak Eren'e baktım ve gerçekten yüz ifadesi benimle eğleniyordu. Pekala, eğer Deniz beni gaza getirmeye çalışıyorsa kesinlikle doğru yolda. Kerem bana yetiştiği an nasıl yaptım bilmiyorum ama topu onun bacaklarının arasından geçerek öne doğru koştum ve benimle aynı hizaya gelmiş Bahar'a fırlattım. Bahar Tolga'ya diye bağırarak kaleye doğru koştum. Bahar topu aldığından Tolga'ya fırlattı ve ben kalenin yakınına yetiştiğimde Emre ve Kerem beni tutarken Savaş Tolga'dan topu almak için koşmuştu. Hızlı bir şekilde kaleyle aramdaki mesafeyi hesapladım ve Emre ile Kerem'in boylarının yüksekliğini de gözün önünde bulundurarak doğru açıyı bulmaya çalıştım. Tolga diye bağırdım. Kendi bacak boyunun yüksekliğinde olacak şekilde bana at dediğimde ne yapmaya çalıştığımı anlamasa da başını salladı. Fakat tereddüt etmiş olmalı ki Savaş ona yetişemeden dönüp abime baktı. Dediğini yap birader. Deniz'in onayıyla Tolga günah benden gitti der gibi bir hareket yaptı ve topu havaya kaldırarak sertçe bana doğru vurdu. Ve bana doğru havada gelen toptan gözümü ayırmadan bir ayağımı arkaya aldım. En az benden yarım boyun yükseklikte havadaki topun bana yaklaşmasıyla bir ayağımın üzerinde sıçradım ve havada ters takla atarak sağ ayağımla topa tüm gücümle vurup kaleye gönderdim. Bir kolum hareketlerimi kısıtladığı için dizlerimin üzerine düştüğümde başımı kaldırdım ve ağlardaki topu gördüm. Her konuda bu kadar mükemmel olmayı bırakmalıyım. İncinen dizlerimi umursamadan ayağa kalktığımda herkesin afallayarak bana baktığını gördüm. Havada ters takla mı? Deniz şoka girmiş gibi konuşmuştu. Anlaşılan tekmeler konusunda ne kadar iyi olduğumu henüz bilmiyordu. Tolga şoku üzerinden atarak gol diye kahkaha attı ve koşarak yanıma gelerek koltuk altlarından tutup beni kendi etrafında çevirdi. İşte bu be diye bağırdığında kahkahalarla gülüyordu. Sanırım başım döndüğü için üzerine kusabilirim. Sonunda beni indirdiğinde bana sıkıca sarılıp saçlarımın tepesini öpmüştü. Böyle oyna canım ye dediğinde dirseğimle karnına hafif vurdum. Canın sende kalsın. Sadece benim canımı rahat bırak diye homurdandığımda kahkaha atmıştı. Eren kaşlarını çıtarak ona bakarken Deniz ve Bahar gülerek bir beşlik çaktılar. Durum 4-3 olmuştu ve oyunun bitmesine 5 dakika kalmıştı. Hemen gevşemeyin, hala arkadayız. Deniz'in uyarısıyla ben ve Bahar oflayarak başımızı salladık. Son 5 dakikada sonra özgürüm. Saha yeniden hareketlendiğinde bu kadar koşuşturmaktan sonra yarın yerimden kalkamayacağımı anladım. Bahar koşarken kolunun üzerine düşmüş ve saçları dağınıktı. Üstelik üstü başı aşırı terlemekten su içinde kalmıştı. Ve ben de soyulan diz kapaklarımın acısını hissederken nefes nefeseydim. Dakikaları sayar olmuştum ve bitecek gibi değildi. Eren topu yine bizden yana getirirken önüne çıkan Bahar'dan kolaylıkla kurtulmuştu. Fakat Deniz onu bir hayli zorladığı için Savaş'a pas atınca abimden de kurtulmuştu. Tolga hızla Savaş'a doğru koşarken Eren ona bir işaret yaptı ve benim olduğum tarafa koştu. Savaş'ın çektiği şutla Eren ve ben karşı karşıya kalmıştık. Gözlerimi boyarak derin bir nefes aldım ve gözümü toptan ayırmadan karşısında durdum.
Bu golü atarsan Deniz ve Tolga beni bitirir diyerek topu almaya çalıştım. Ustacı hareketlerle topu bana vermezken güldü. Karşı takımlardayız Pinokyo ve sırf onun kız kardeşi olduğu için sana acımayacağım. Eğlenen sesiyle suratımın nurunu geçirmek istedim. Ben burada mağdur olan taraftım. Ayağımı uzatıp topu almaya çalıştım fakat yerinden hiç kımıldamadan topu geriye çekmesiyle ofladım. İstese şu anda beni atlatırdı fakat o inadına oyalanıp kıvranışlarından zevk alıyordu. Kaşlarımı çatarak göğsüne sertçe vurdum. Rica etsem şunu verir misin artık deyip tekrar topu almaya çalıştım fakat yine izin vermedi. Yeşil gözleri gülmekten kısılmıştı ve nemli saçları yüzüne yapıştığı için lanet adam göz kamaştırıyordu. Gel de al güzelim deyip göz kırptığında gerçekten ona vurmak istedim. Zafere giden her yol mübahtı değil mi? Tam karşısında durduğumda elimi köprücük kemiğinin üzerinde gezdirdim. Fazla mı sıcak ne? Deyip dudağımı ısırdığımda gözleri dudaklarımı bulmuş ve sertçe yutkunmuştu. Neyse ki onun devasa bedeni abimin beni görmesini engelliyordu. Başımı hafif eğdim ve kolay oldu dedim. O daha ne dediğimi anlayamazken hızla ondan uzaklaştım ve onun bıraktığı topa sertçe vurarak bağıra gönderdim. Afallayarak bana bakan adam kaşlarını çatmıştı. Sırf onu almak için sana olan zaafımı kullandığına inanamıyorum diye kızdığımda tepkisiz comuz sikmem onu daha çok delirtmişti. Bağır topu denize atmış ve abim de kaleye çekmişti. Fakat top direğe çarptı ve Zeynep süre doldu diye bağırınca 4-3 oyunu kaybetmiştik. Lanet olsun Eren'in arkamdaki gülüşünü duyduğumda kaşlarımı çattım. Tam arkamda durduğunda nefesini hissedebiliyordum. İyi numaraydı. Aynı performansı yalnız kaldığımızda da yapmanı istiyorum diyen adam beni utançtan yerin dibine sokarak kendi takımının yanına gitti. Kısa sürede hepsi karşı karşıya durduğunda bağır yanıma gelmiş ve başını yorgunlukla omzuma koymuştu. Deniz ve Eren karşı karşıya durduğunda Eren'in yüz ifadesi eğlenirken Deniz burnundan soluyordu. Karşılıklı birbirine bir şeyler söylediler ve Deniz'in uzattığı eli Eren sıkmıştı. Daha sonra karşı takım zaferini kutlarken Tolga ve Deniz gözlerinden ateşler saçarak bize doğru geliyordu. Aptal dahi diyen bağır tedirginlik içinde onlara bakıyordu. Bu geliş ayrı alamet değil gibi deyip bir adım geriye gittiğinde kaç diye bağırdım ve bağır anında çığlık atarak elimi tuttu ve okula doğru koşmaya başladık. Bittiniz kızım siz. Tolga ve Deniz koşarak peşimizden gelmeye başlayınca bir küfür savurduk ve daha hızlı koşmaya başladık. Diğerlerinin attıkları sinir bozucu kahkahaları duyar gibiydim. Hadi ama bir oyun yüzünden bu kadar kızmaları saçma. Sonrasında Allah'ım her yanım sızlıyor ve ayak tırnağım kırılmış. Bağır kafasını omzuma yaslamış ve kolumu can simidi gibi yapışmış bir haldeydi. Benden ayrılacak mısın artık diyerek buz gibi bir sesle konuştum. Okul bitmiş Felusyan'dan kurtulduktan sonra hep birlikte mahallede cümbür cemaat yürüyorduk ve bağır koala gibi bana yapışmıştı. Yorgunum aptal dahi ve tüm gün birileri canımı çıkardı. Boyu benden uzun olduğu için ve başı boynumdayken cırlamasına yüzümü buruşturdum. Yan yana yürüyen Deniz ve Tolga'ya kötü bir bakış atıp önüme döndüm. Bir daha hiçbir güç bana futbol oynatamaz diyerek umurdandım. Bahar başını kaldırıp tüm gün canımızı çıkaran o ikisine baktı. Ne demişler? Yeniden hayvanlar güreşe doymazmış deyip yürümeye başlayınca tüm ekip kahkaha atarken Tolga ve Deniz kaşlarını çatmıştı. Yalnız o söz öyle değil diyerek kolumu Bahar'dan kurtardım. Hayvan yerine doğru kelime pehlivan olacaktı dedim ve onun yanlışını düzelttim diye kafama bir darbe alınca susmak zorunda kalmıştım. Eve az kalmıştık yolun kenarında gördüğümüz siyah arabayla Deniz durdu. Babamın arabası değil mi bu diye sorduğunda başımı salladım ve başımı çevirip eve baktığımda dış kapının sonuna kadar açık olduğunu gördüm. Anahtarım öyküdeydi deyip evi gösterdim fakat kapının neden açık olduğunu anlamadım. Eren tam bir şey söyleyecekti ki evden ''Uzak dur benden'' diyen annemin çığlığıyla gözlerim kocaman açıldı. ''Anne!'' Deniz'le aynı anda bağırdık ve koşarak bahçe kapısından içeri girdik. Kalbim korkudan çıkmak üzereyken eve nasıl girdiğimi bilemedim. Deniz'le oturma odasına daldığımızda kesinlikle beklediğim sahne bu değildi. Ben büyük ihtimal birileri eve girdi ve anneme zarar veriyor diye dehşete kapılmıştım. Fakat annemi koltuğun üzerine çıkmış elindeki terlikle çığlık atarken görmeyi hiç beklemiyordum. Üstelik öykü bir farenin kuyruğundan tutmuş gülerek anneme doğru sallıyordu ve babam kahkaha atarak onları telefonla kameraya çekiyordu. Herkes tıpkı bizim gibi şoka girerek bu sahneyi izliyordu. Hadi ama benim burada korkudan aklım çıktı. Deniz elini kalbine koyup rahatlayarak derin bir nefes aldı. Kalbime indirdiniz lan diye bağırdığında üçünün bakışları önce bizi sonraysa Deniz'i buldu. Sanırım Deniz o telaşla onlardan gizlenmeyi unuttu.
Bunu yeni fark eden adam bir küfür savururken ben ve diğerleri olacakları izlemeye başladık. Üçü de şoka girerek denize bakıyordu. Babamın telefonu hızlı yere düştüğünde yerinde sendeleyip sertçe yutkunmuştu. Baştan ayağa denizi izlerken titremeye başladı ve sanki canı yanıyormuş gibi kalbini sıkmasıyla gözlerim doldu. Oğlum diye fısıldadığında sesi çok az çıkmıştı. Deniz babama içtenlikle tebessüm edip ona doğru bir adım attı. Uzun zaman oldu peder bey deyip güldüğünde babam kalp krizi geçirecek diye korktum. Olduğu yerde soğuk terler döken adamın gözleri dolduğunda büyük bir özlem ve bir o kadar şaşkınlıkla abime bakıyordu. Gözlerinde aynı anda binlerce duygu geçmiş ve hepsini içim acıyarak izliyordum. Bu manzara bir babanın oğluna kavuşması değildi. Bu gördüğüm şey bir babanın son arzunun yerine gelmesiydi. Her gece gizlice onun odasına girip sessiz gözyaşları döken o dağ gibi adamın hayat bulmuş haliydi. Görebiliyordum, bir yanı ölesiye bunun gerçek olması için yalvarırken diğer yanı her şeyin bir rüyadan ibaret olmasından korkuyordu. Babamın bu çelişkisi ve çaresizliği abimin de canını yakmış olmalı ki gözlerinde oluşan yaşları gizleme gereğinde bulunmadı. Baba deyip yutkundu. Bana sarılmayacak mısın diyerek ona yalvardı. Hala gördüklerine inanamayan adamın yanağından bir damlaya süzüldüğünde yardım ister gibi bana baktı. Bakışlarından anlamıştım. Onun gerçek olup olmadığını doğrulamamı istiyordu. Çünkü artık kalbi yeni bir hayal kırıklığını kaldıramayacak kadar yorgundu. Gözyaşlarım süzülürken başımı salladım ve babam, Deniz, oğlum diye kırıp sıkıca abime sarıldı. İşte asıl huzur benim için buydu. Gözyaşlarımı sildiğimde Eren'in sıcacık elini omzumda hissettim. Başımı çevirdiğimde tebessüm ederek bana bakıyordu. Nasıl? Babamın sesiyle ona döndüğümde abimi bağrına basmış ve gözyaşları akıtarak bunun nasıl mümkün olduğunu sorguluyordu. Anlatacağım. Abim ondan ayrılmak istemez gibi kollarımı sımsıkı bağıma sarmıştı. Sanki kollarını gevşetse babamın düşeceğinden korkar gibi onu sımsıkı tutuyordu. Başımı çevirip hiç sesleri çıkmayan annem ve Öykü'ye baktığımda hayalet görmüş gibi bembeyaz kesildiklerini gördüm. Annem nutku tutulmuş gibi koltuğun üzerinde elinde terlikle dururken Öykü yerinde felç geçirmiş gibi olduğu yerde kas katı kesilmişti ve kuyruğundan tuttuğu fare ise kendisini kurtarmak ister gibi ciyaklıyordu. O fareyi yere bırakırsa çok pis olay çıkartırım. Bahar gözlerini fareden ayırmadan Tolga'nın arkasına saklanmıştı. Ve annem gözlerini kırpıştırdığında sertçe yutkunup hortlak diye çığlık attığında Öykü kendisi ne gelmiş gibi fareyi yere atarak anne abim hortlamış diye çığlık atarak hızla annemin yanına koltuğa çıkınca herkes kahkaha atmıştı. Fakat ortalıkta gezen fareyle ben Bahar ve Hasan çığlık atarak bağırmaya başladık. Bahar küfürler ederek Tolga'nın kucağına atladığında ben sol tarafındaki Hasan'ın koluna yapıştım. Lakin onun da koluma tırnaklarını geçirdiğini görünce kaşlarımı çattım. Senin beni koruman gerekmiyor mu deyip ona laf soktuğumda mutfağa giren farenin arkasından korkuyla bakıyordu. Farelere fobim var kızım benim diyerek ürpermesi üzerine Emre kardeşine bakarak gülmüştü. Abim bir küfür savurarak babamdan ayrıldı. Artık emin oldum ikizler anneme çekmiş diye omurdandı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam ben de aynı tepkiyi vermiştim. Annem ve öykeye doğru giderken ruhsuzca omuz siktim. Hatırlatırım ben DNA testini görmeden önce yarım saat boyunca bir ölüyle konuştuğumu düşündüğüm halde bayılmamıştım deyip yastıklardan birini yere indirdim ve korkudan tir tir titreyen Öykü ve annemi gösterdim. Fakat bu ikisi en fazla 3 dakika dayandı ve şimdi bayılacaklar dedim. Abim bana gözlerini devirdiği esnada Öykü ben dedi ve koltuktan yere yığıldığında başı yerdeki yastığa gelmişti. Annemse rengi kireç gibi olmuş bir halde yutkunarak elinin tersini alnına koydu ve Adnan, babana bir şeyler oluyor dedi ve daha sözünü tamamlamadan koltuğun üzerinden düşmüştü. Başı henüz yere çarpmadan ani bir refleksle ayağımı uzattım ve boynunun altından geçirdiğim için kafası yere temas etmemişti. Herkese fallayarak bana bakarken abim gözlerini kocaman açmıştı. Onların bu tepkisine ruhsuzca omuz siktim. Söz konusu bu ikisi olunca hiç yanılmam diyerek tepkisizliğimi korudum. Kahretsin anne. Deniz koşarak yerdeki annemi kucaklayıp koltuğa çıkardığında Emre hızla Öykü'yü kollarının arasına alarak ayağa kalkmıştı ve onu yavaşça koltuğa yatırıp yüzüne gelen saçlarını çekti. Deniz annemi kendisine getirmeye çalışırken Özge kolonya diye bağırdı. Yerimde hiç kımıldamadan ofladım. O Öykü'nün işi dediğimde
Abim sabır dilenerek gözleriyle baygın kızı gösterince banyoya yürümek zorunda kaldım. Kolonyayı getirdiğimde Deniz eline biraz dökerek annemin boynuna ve yanağına sürdü. Daha sonra aynı işlemi Emre öykü için uygulamaya başladı. Sonunda uzun uğraşlar sonucu herkesi kendisine gelmeye başladı. Annem gözlerini hafif araladığında abimi görünce gözlerini sonuna kadar açarak çığlık attı. Yine bayılacak dediğim an gerçekten bayılması üzerine hepsi bana tersçe bakıp sus artık der gibi yeniden anneme dönmüştü. Abim kadının kalbini indirmeye yemin etmiş gibi tekrar onu uyandırmaya çalışınca bu işi el atmam gerektiğini anladım. Yanına giderek omzunu tuttum. Sen çekil, ben onu kendisine getiririm. Kadın her uyandığında onu görüyor ve tekrar bayılıyordu. Bensiz bir işi bile beceremiyorlar. Deniz annem için korktuğundan kenara çekilince onun kalktığı yaya ben oturdum. Dudakları kapalı kadının bilincinin yarı açık olması işime gelmişti. Sanırım kendisine gelmek üzereydi. Burnunu sıkıp nefes almasını engellediğim an gözlerini hızla açıp elimi iterek büyük bir nefes çekti içine. Ne yapıyorsun kızım sen? Abimi görünce ayılıp bayılan kadının beni görünce hemen bağırması hiç hoş değildi. Başını çevirip denize bakacağı esnada işaret parmağımla alnına basarak ona engel oldum. Ona değil bana bak kadın, çünkü bir kez daha bayılırsam bu sefer kolonya yerine mutfaktaki sürahiyi üstüne dökerim ve beni bilirsin dediğimi yaparım. Gayet sakince söylediklerime itirazsız başını sallaması yaşadığı şoka verdim. Herkes beni izlerken Emre'ye baktım. Öykü nasıl diye sorduğumda onun omuzlarını tutarak koltuğa oturttu. Hala şokta deyince beklediğim bir durum olduğu için başımı salladım. Şimdi ben bitirene kadar her ikiniz de bilinç kaybı yaşamıyorsunuz diyerek ikisine baktığımda hiç cevap vermeden beni izliyorlardı. Sessizliğinizi evet olarak kabul ediyorum dedikten sonra hızla kısa bir özetle durumu anlattım. Deniz yaşıyor, yani şu anda aklınızı yitirmediniz, hortlamış değil ve rüya görmüyorsunuz. Yine her ikisine baktım. Buraya kadar tamam mı diye sordum. Fakat cevap gelmeyince omuz silkerek anlatmaya devam ettim. Peşimdeki hasta onu öldürmemiş ve 5 yıl boyunca rehin almış. 2 ay önce çıkıp geldi ve belki inanmanıza yardımcı olur diye söylüyorum. Onun Deniz olduğuna dair elimde DNA testi bile var diyerek sözlerimi noktaladım. Fakat ikisi bir süre hiç tepki vermedi. Daha sonra annem abime bakıp Deniz diye fısıldadı ve yine bayıldı. Öykü ise sıkıca Emre'nin kollarını tutarken yaşıyor dedi ve Emre'nin kollarına yığıldı. Şaka mı bu? Ben bile bu kadar tepki vermemiştim. Kaşlarımı çatarak ayağa kalktım. Süray neredeydi diye homurdanarak mutfağa yöneldiğimde kızlar ve ekiptekiler bu halime kahkaha atmışlardı. Ve 2 saat sonra. Yaşadığına inanamıyorum. Annem ağlayarak saatlerdir buna benzer şeyler söylüyordu ve abimin kaçmasından korkar gibi ona sımsıkı sarılmıştı. Neden gelmedin? Öykü hıçkırarak abimin kollarının arasındaki yerini almıştı ve onun hemen yanında babam vardı. Üçü onu aralarına almış ve gözyaşları içinde hasret gideriyordu. 2 saattir ayılıp bayılsalar da nihayet yaşadığına ikna olmuşlardı. Abim öykünün saçlarını öperken annem onun elini sıkıca tutmuş ve dudaklarını sürekli avuç içine bastırıyordu. Bu kadın beni bir kere öpmemiş kişi olarak Deniz'i gözlerimin önünde ilgiye boğuyordu. Her şeyi anlatacağım diyen çocuk kesinlikle bu ilgiden rahatsızmış gibi görünmüyordu. Biz diyen annem gözlerindeki yaşlarla ona baktı. Biz sensiz yarım kaldık Deniz'im diye hışkırdığında abim canı yanıyormuş gibi iç çekti. Sensiz geçirdiğimiz şu 5 yılda neler yaşadık tahmin bile edemezsin. Ve ben tüm bunların kötü bir şaka olmasından korkuyorum. Abimin öldüğünü öğrendiği gün 1 yıl boyunca kendisini odasına kapatmış ve babam dahil kimseyle konuşmadan acısını tek başına yaşamıştı. Öykünün ağlayarak ona zorla yemek yedirmeye çalıştığı günleri pişmanlıkla kapı aralığından izlediğim çok olmuştu. Kendimi hiç affetmedim. Ellerine bakarak gözyaşları akıtan Öykü canımı yakıyordu. Özge'den beni kurtarmasını istediğim için kendimi hiç affetmedim diye fısıldadığında Emre onu böyle görmeye tahammül edemiyor olacak yumruklarını sıkmıştı. Sen diyerek abime döndü. Sen gittin ama ben kendimi hiç affetmedim. Ne zaman aynalara ve Özge'ye baksam hep aynı şeyi gördüm. Abisinin katili olan bir kızı diye fısıldadı ve hıçkırıklar içinde ağlamaya başladı. Çocuktum ve çok korkmuştum. Deniz onu ensesinden tutarak hızla göğsüne çekti ve gözyaşlarını büyük bir ilgiyle sildi. Sana hiç kızmadım ve hatırlarsan ufaklıktan beni bırakıp seni tutmasını isteyen bendim ve bundan bir kere bile pişman olmadım. Öykünün yüzünü ellerinin arasına alarak ona bakmasını sağladı.
Sen ve Özge benim iki yanımsınız. Biriniz kalbim, diğeriniz aklım ve nefes aldığım sürece sizi korumak için hep yanınızda olacağım. Üzerine basa basa söyledikleri sonunda Hükü'nün tebessüm etmesini sağlamıştı. Babam elini abimin omzuna koyarak ailenin arasına hoş geldin evlat dedi. Yüzünde daha önce bir kez bile görmediğim bir gülümseme vardı ve bu gülüşünün sonsuza kadar sürmesini diledim. Abimin kaşları muzip bir ifadeyle yukarı kalktı. Seni tek başına üç çılgın kadının arasında bırakmaya gönlüm el vermedi peder bey dediğinde babam kahkaha attığında annem ve Öykü kıkırdamıştı. Annem ıslak saçlarını tutarak yüzünü buruşturmuştu. Ben niye ıslığım diye sorunca herkes gülerek gözleriyle beni gösterdi. Özge diyen kadın kaşlarını çıtarak bana öldürücü bakışlarını atıyordu. Bence o konuya hiç girmeyelim dedim. Çünkü Sürahi konusunda şaka yapmıyordum. Daha sonra Öykü bir şeyi hatırlamış gibi gözlerini kocaman açmıştı. Beni o sarhoşlardan kurtaran sendin değil mi? Afallayarak sorduğu soruya Deniz gülerek başını salladı. Fakat ben neyden bahsettiği hakkında hiçbir şey anlamamıştım. Klinikte olan da sendin dedikten sonra gözlerini mümkünmüş gibi daha da büyütmüştü. Abim gülerek başını yine sallayınca Öykü kocaman bir gülücük kondurdu yüzüne ve ona sıkıca sarıldı. Üçü birbirine kenetlenmiş bir halde mutluluk içinde konuşurken hiç çekerek onlardan gözlerimi ayırmadım. Bense sırtımı dayadığım duvarın yanında onları izliyordum. Evet, yine bir duvar ve yine o duvarın yanında ben. Kesinlikle kendimi dışlanmış hissetmiyorum. Bekle bir dakika diyen babam bana baktı. Sen abinin yaşadığını biliyor muydun diye sordu. Ve bunu bizden sakladın diyerek kaşlarını çattı Öykü. Buna hiç şaşırmadım diyen kişi tabii ki de annemdi. Bu soruyu soracakları kişi Deniz değil mi? Ama yok illa günah keçisi ben olacağım. Diğer herkes evde oturacak bir yer bulup bizi izlerken ben yine niye duvarla aşk yaşıyorum anlamadım. Yeni bir boya şart diyerek arkamdaki duvarı işaret ettiğimde hepsi yaratık görmüş gibi bana bakıyordu. Duvarlarla aramdaki bağı bilmemek onların suçu. Annem, babam ve Öykü'nün hala bana baktığını görünce üşenmeseydim şu göz devirme şeysini yapardım. Ne söylememi bekliyordunuz diyerek kınarcasına üşüne baktım. Öldü sandığım abimin iki ay önce mağara adamı gibi okulda karşıma çıkmasıyla travma geçirip silahı kafama dayadığım için beni bir tımarhaneye yatırdınız mı? Yüzümde en küçük mimik dahi oynamadan söylediklerim onları susturmaya yetmişti. Deniz gözlerini kısarak bana bakarken bir şeyi anlama çalışır gibiydi. Ne zamandır bu kadar duygusuzsun sen dediğimde fazlasıyla ciddiydi. Geri geldiğimi öğrendiğin günden bu yana seni bir kere bile gülerken görmedim. Üstelik yüzünde en küçük lanet olası bir kas bile oynamıyor ve gözlerin fazla donuk. Bir süre havada ağır bir sessizlik oldu ve herkesin bakışları beni buldu. Sen kendine ne yaptın böyle ufaklık diye sorduğunda acı çekiyor gibiydi. Herkesin bana bakmasından rahatsız olsam da tepkisizliğimi korudum. Ben değil diyerek ona baktım. Bunu bana sen yaptın. Senin yokluğun yaptı ve ben halimden memnunum diyerek çantamı aldım. Atıştırmalık bir şeyler alıp geliyorum diyerek abim ve diğerlerinin sorgulayan bakışlarına daha fazla dayanamadığım için hızla dışarı çıktım. İnsanların bana bu soruyu sormalarına dayanamıyorum. Neden bu halimle beni kabul etmiyorlar ki? En azından ben dönene kadar bol bol özlem giderirlerdi. Bahçe kapısından çıktığımda bekle diyen Eren koşarak yanıma geldi ve elimi tuttu. Hiç konuşmadan benimle yürümesiyle hiç çekerek parmaklarımı onun parmaklarının arasından geçirdim. İhtiyacım olan tek şeyin sessizlik olduğunu biliyormuş gibi varlığıyla bana destek olurken hiç konuşmamıştı. Sonrasında günün geri kalanını Eren'le sokaklarda boş boş gezerek tamamlamıştım. Mahallelerin meraklı ve kınayan bakışlarını umursamadan onun elini tutuyordum. Bizimkiler abimi uzun süre meşgul edecekleri için ben de küçük kaçamağımın tadını çıkartıyordum. Sokağa döndüğümüzde bize doğru gelen Gökmen, Halil, Yusuf, Çınar ve Rüya'yı görünce adım atmayı bıraktım. Ben de huzurumun ne zaman bozulacağını merak ediyordum. Onların gelişini izlerken kalbim korkuyla atmaya başlamış ve yerimde kas katı kesilmiştim. İçgüdülerim yine alarma geçmiş ve ben soğukkanlılığımı korumak için çaba harcıyordum. Eren huzursuzluğumu hissetmiş ki belimi sıkarak ona bakmamı sağladı. Hangisi? Dediğinde yeşil gözlerini kısmış yüzümü inceliyordu. Seni böyle korkutan hangisi? Daha ben ona cevap vermeden Gökmen abinin sesini duydum. Deniz'in sizden haberi var mı? Diye sorduğunda gözleriyle birleşen ellerimizi gösterdi. Eren elimi daha sıkı tutarken alay ederek ona baktı. Sen hayırdır? Kız benim sevgilim ve abisiyle olanlar beni ve onu ilgilendirir. Elimi bırakarak bir adım atarak onun tam karşısında durdu ve meydan okuyan bakışlarını ona çıkardı.
''Burada senin olayın ne?'' dediğinde sakin gibi görünse de aslında Eren patlamak üzere olduğunu biliyordum. Gökmen abinin gözleri beni bulunca neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamadım. O mahallemizin kızı ve Deniz'in kız kardeşi. Beni ilgilendiren durum bu işte. Eskiden benim için her sözü emir taşıyan adamın artık bana yabancı olduğunu bilmek beni incitiyordu. ''Öyle mi?'' diyerek başımı hafif eğdim. ''Senin için hiçbir anlamı yok. O yüzden numara yapmayı bırak ve bana karışmayı aklından bile geçirme. Çünkü benden nefret ettiğini iyi biliyorum.'' Söylediklerim rüyayı güldürürken Gökmen abinin hoşuna gitmemişti. ''Senden nefret etmiyorum.'' Sözleri fazlasıyla gerçekçi çıkmıştı ve ben onun bunu söylemesini bekliyordum. Sanırım oyuna dahil olup şah çekmenin zamanı gelmişti. Hiçbirinin hareketlerini kaçırmamak için hepsinin yüz ifadesine tek tek baktım ve Eren'i kenara çekerek Gökmen abinin tam karşısında durdum. ''Demek nefret etmiyorsun.'' diyerek gözlerinin içine baktım ve ilk hamlemi yaptım. ''O halde söylesene, benim için ne kadar ileriye gidersin? Örneğin birini öldürür müsün?'' Kulaklarımda geçmişten gelen kendi sesim çınladı. ''Sınırı geçersen ve ucu bana dokunursa ben de sınırı geçerim ve ucu herkese dokunur. Ben bugün sınırı geçmiştim ve dökülen kan benimki olmayacaktı.'' Sonrasında artık hiç şüphem kalmamıştı. Ben gerçekten söyledikleri gibi duygusuzdum. Niye mi? Çünkü dün akşamüstü son kozumu oynamış ve bir psikopata resti çekmiştim. Peki şimdi ne mi yapıyordum? Hiçbir şey olmamış gibi ailemle huzurlu bir kahvaltı. Muhtemelen her şeyi bildiğimi anladığı için ben konuşmadan benden kurtulma planları yapıyordu. Ve ben de karşı atak yapacağıma ailemi memnun etmek için zoraki bir şekilde her şey yolundaymış gibi rol yapıyordum. Dün orada o sözleri söyledikten sonra Eren dahil herkese afallamış ve ne yapmaya çalıştığımı sorgulamıştı. Fakat mesajımın doğru kişiye gittiğini bizzat onun tepkilerinden anlamıştım. O yüzden herkesi sorularıyla baş başa bırakarak eve gitmiştim. Daha sonra ailem Deniz'le beni eve getirip sabaha kadar ona sorular sorarak kaldıkları yerden yılların ötesini çıkarmışlardı. Normal bir aile olduğumuzu göstermek için varlığım yanlarında olsa da sabaha kadar ne yapmam gerektiğini uzun uzun düşünmüştüm. Öykü'nün bu işte olası bir zarar görmemesi için bir şeyler yapmalıydım. Annem bol tereyağı sürdüğü ekmeği abimin ağzına tıkadığında bu işkencenin ne zaman biteceğini merak ettim. ''Oğlum yesene, bak kuş kadarcık kalmışsın.'' Önümdeki patatesli börek tabağını alıp onun önüne koymasını kesinlikle umursamadım. Eren'den dolayı zaten patatesten nefret ediyorum. Ağzındaki lokmaya güçlükle yutan ana kuzusu ''Ana, vallahi midemde yer kalmadı.'' diye isyan etti. Kalmaz tabi, masadaki her şeyi silip süpürdü. Elimi uzatıp köftelerden tam bir tane daha alacaktım ki Öykü hızla tabağa çekip onu da abimin önüne koydu. ''Şunlardan da ye, annem sen seviyorsun diye yaptı.'' dediğimde yemin ederim sinir krizi geçirmek üzereydim. Elimine yazsama gidiyordu ve ben bir saattir kahvaltıda olduğum halde bir türlü karnımı doyuramamıştım. İleride avukat olduğumda ilk dava edeceğim annem Öykü, çünkü kendimi öksüzler gibi hissediyorum. Tam pes edip masadan kalkacağım esnada önüme bırakılan toz tabağıyla başımı kaldırdım ve tam karşımda gülerek bana bakan babamı gördüm. Dudaklarını oynatıp sessizce ''Aynı durumdayım.'' dediğinde neredeyse kahkaha atacaktım. Çünkü gerçekten de tabağında tosttan başka bir şey yoktu ve o abim geri döndüğü için mutlulukla bu durumu karşılıyordu. ''Tamam ben de mutluyum, fakat açken birazcık yemek istiyor olabilirim.'' Masanın üzerinde duran telefonumun slow müziğiyle sonunda herkesin dikkatini çekmiştim. Fakat Akın'ın aradığını görünce bana bakan abime kısa bir göz atarak telefonu açtım. ''Selvi, canım sıkılıyor.'' Açar açmaz Akın'ın böyle bir şey söylemesi beni deli etmişti. Bizimkilere bakmamaya çalışarak çay fincanımın desenlerini incelemeye başladım. ''Canın çıksın Bahar.'' diyerek sakince konuştum. Bahar'ın ismini duyan sevgili ailem kahvaltısına dönünce rahat bir nefes aldım. ''Bahar mı?'' diye Akın'ın yüzü buruştuğunu görür gibiydim. ''Benim lan Akın, bu kadar çabuk mu unuttun beni?'' diyerek sitem etmesini görmezden geldim. Telefonu omzumun ve boynumun arasına sıkıştırdım ve çayımdan bir yudum almıştım ki ''Kapının önünde seni bekliyorum ve bu sefer de gelmezsen ben oraya gelirim.'' demesi üzerine içtiğim çayı babamın yüzüne püskürttüm. Kahretsin. Hızla telefonu kulağımdan çekip kapattığımda babam yüzünü ekşiterek bana bakıyordu. ''Görgü kurallarını sana hatırlatmalı mıyım? Kitap kurdu.'' dediğimde utançtan yerin dibine girmek üzereydim. Masadaki peçeteye mahcup olmuş bir şekilde onu uzatırken ''Affedersin baba.'' diyerek özürlerimi sundum.
Babam başını sallayıp yüzünü silerken Deniz gözlerini kısarak beni inceliyordu. O tuhaf arkadaşın sabah sabah babamın yüzünü yıkamanı sağlayacak kadar ne söyledi? Kesinlikle bir şeylerden şüphelenmişti ve beni analiz eden bakışları yalanımı yakalayacak gibiydi. Ona cevap vermeden önce iyice düşündüm. Çünkü eğer yalan söylesem anında burnumun kızarmasından anlardı. Ve bakışlarımı ondan çekersem de anlar. Hatta ileriye gidip telefonuma bile bakacak kadar işini şansa bırakmayan biri olduğunu biliyordum. Akın'ın aradığını söyleyemeyeceğime göre onun dikkatini dağıtacak bir yalan bulmalıyım. Çayından bir yudum aldığında konuş der gibi bana bakıyordu. Şey, Bahar okuldaymış ve bana ihtiyacı varmış. Radyomu siktim. Şey, bilirsin işte bu kadınların durumu var ya. Yalan konusunda kendimi tek geçerim. Terbiyesiz. Annem peçeteyle yüzünü silerken bana kızıyordu ve abim o sırada ağzının içinde domurdanarak meşguldü. Bu kadar açık sözlü olma diye bana kızınca soğumuş çayımı içerek ayağa kalktım. Ne söylediğini soran sensin diyerek koltuğun üzerinde duran çantamı aldım ve anneme baktım. Ellerine sağlık, kahvaltı harikaydı dediğimde tebessüm ederek başını salladı. Afiyet olsun kızım. İlk kez ona böyle şeyler söylediğim için çok mutlu görünüyordu. Fakat ben gözlerimle çay fincanımı gösterdim. Çayı kastetmiştim malum, diğerlerinin tadına bile bakamadım. Elimi düşünüyormuş gibi çeneme koydum. Pardon, çayı ben demlemiştim değil mi dediğim an annem kaşlarını çatarken babam işte bu der gibi bir hareket yaparak kahkaha atmıştı. Nankör anne katili diyerek masadaki çatalı bana fırlatmasıyla çatalı havada yakalayıp sakinliğimden ödün vermeden masaya bıraktım. Şu reflekslerimi ciddiye almanı öneririm diyerek mutfaktan çıktım. Her attığını tuttuğum halde bana sürekli bir şeyler fırlatması annemin de bazı sorunları olduğunu gösteriyordu. Babam ve Deniz'in kahkaha atan sesini duyduğumda annem hala arkamdan bağırıyordu. Size söylüyorum, bu kızın canıma kastı var. Genelde bana her kızdığında buna benzer şeyler söylüyordu. Bu kadın bana deli oluyor. Okula gidiyorum diye evden hızla çıktığımda gerçekten de evin biraz uzağında Akın'ın arabasını gördüm. Abime yakalanmak istemediğim için acele edip koşarak arabanın yanına geldim ve ön tarafa bindim. Daha Akın tek kelime etmeden hemen çalıştır babam görmeden diye kızınca anında arabayı hareket ettirmişti. Deniz'in yaşadığını bilmiyordu ve Gamze'nin gerçek katilini öğrenmeden ona bu zevki yaşatmayacağım. Nihayet evden biraz uzaklaşınca başını çevirip bana baktı. Seni dönmek istiyorum. Dün çağırdığında gitmediğim için bana kızgın olduğunu görebiliyordum. Ruhsuz John'u izlediğimde yine ıslanmaz sarı saçlarının tarak görmediğini ve dudağının kenarının patladığını gördüm. Üstelik her zamanki gibi serseri havasından bir şey kaybetmemiş olacak ki siyah tişörtünün yakası hep olduğu gibi yine yırtıktı. Seni bu hale getiren kişi veya kişilere beni götürsene dedim hala onu izlerken. Bunu onu yapan kişiyi merak ediyorum. Arabalarla dolu olan yola bakarken tek kaşını yavaşça kaldırdı. Ne yapacaksın? Ters istikamete girdiğinde bu yolun okula gitmediğini anladım. Şu vazgeçilmezim olan hareketi yaparak omuz siktim. Aynısını ona veya onlara yapacağım dediğimde bir yana fallasa da daha sonra güzel şaka diyerek soldaki kavşağa girdi. Gözlerimi bir an bile olsun ondan çekmiyordum. Ben asla şaka yapmam. Kötü olduğum ender konulardan biri. Espri yeteneğim sıfır olduğu için şakayı bile ciddiye alırdım ve hep düz bir şekilde konuştuğum için beni tanıyan insanlar hiç şaka yapmadığımı bilirdi. Ya da şu son 5 yıl için geçerliydi bu. Arabayı aniden sağa çekip frene basınca emniyet kemerini takmadığım için öne doğru savruldum. Fakat elini uzatıp karnımdan tutarak olası bir kazayı engellemiş oldu. Başımı çevirip ters ona baktım. Bu hiç hoş değildi diyerek karnımdaki elini ittim. Fakat o beni duymuyormuş gibi yoğun bakışlarını bana çıkardı. Beni önemsiyor musun diye fısıldadığında az önce söylediklerimi yanlış anladığını görebiliyordum. Nefesimi sesli bir şekilde vererek bıkkınlık dolu bakışlarımı ona çıkardım. Göz zevkimi daha fazla bozmaman için onları dövmek istedim diyerek kestirip attım. Çünkü gerçek olan buydu. Sürekli birileri tarafından dayak yemesi sinirimi bozmaktan başka bir işe yaramıyordu. Sanki şuracıkta kafama sıkmak ister gibi bana bakarak arabayı yeniden çalıştırdı. Hayatımda senin gibi bir kalpsiz görmedim diyerek yumruğunu direksiyona geçirdi. O polise verdiğin sevginin %1'ini bana versen gebermezsin ya diye bağırarak kaşlarını çatmıştı. Henüz o kadar aklımı yitirmemiştim. Annemin çoğunlukla yaptığı gibi fenalık geçirir gibi elimin tersini alnıma koydum. Ay yemin ederim senden gına geldi bana diyerek gömleğimin yakasını çekiştirdim.
Ya sen özüne dönsene artık. Ne bileyim yine tokat at bana ya da saçımı falan çek. Ama Allah aşkına çık şu duygu halinden diye isyan ettiğimde bu halim hoşuna gitmiş gibi kahkaha atmıştı. Seviyorum gerizekalı diye neşeli bir sesle aşkını ilan edince cidden kriz geçirecektim. Sevmiyorsun, seninki sadece sıkıntı. Benden iyi mi bileceksin, seviyorum lan. Zıkkım deme şunu. Çok seviyorum kızım. Akın bir daha söyle, yemin ederim arabana kusarım. Gebertirim Selvi. Sonunda arabayı bir uçurumun kenarında durdurunca kendimi hızla dışarı attım. Temiz havayı içime çekerken bir süre seviyorum kelimesini duymak bile istemiyorum. Bu adamın deli halleri çekilmezken aşık halleri hiç çekilmiyordu. Yürüyerek uçuruma iyice yaklaştım ve aşağıdaki sonsuz gibi görünen boşluğa baktım. Yanımda durduğunda bakışlarından ne istediğimi anlamış gibi cebinden çıkarttığı paketi bana uzattı. Hap paketini alarak yere oturdum ve ayaklarımı uçsuz boşluğa bıraktım. Yanıma oturarak sigara paketini çıkartarak içinden bir dal aldı ve yakarak dumanını içine çekmişti. Paketten çıkardığım uyuşturucu yapı yuttuğumda yine kısa süreliğine her şeyi rafa kaldırmıştım. Bana sahte mutluluk veren bu zehirden kurtulacağım günler de gelecekti. Fakat önce yapmam gereken son bir işim vardı. Bana yardım etmelisin. İkimiz korkutucu boşluğu izlerken sessizce konuştum. Ciğerlerine çektiği dumanı yüzüme üflerken alay edercesine tek kaşını yukarı kaldırdı. Dün söylediklerinden sonra ölsen umurumda olmaz. Anında reddetmesiyle yüzüme gelen dumanı elimle kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Akın, gözlerinin içine baktım. Bu konuda senden başka kimseye güvenemem. Çünkü koşulsuz yanımda olan sadece sensin. Bu sözler onu kandırmak için uydurduğum yalanlardan biri değildi. Bu sözleri tüm samimiyetimle söylemiştim çünkü ona gerçekten güveniyordum. Diğerlerini kendimle birlikte dibe çekemezdim. Fakat Akın ve ben zaten dipteydik. Uzun, çok uzun bir sessizlik geçti aramızda. Bu süre zarfında sadece beni izlemekle geçirdi. Aslında beni seviyorsun diyerek rüzgarın yüzüme savurduğu saçlarımı kulağımın arkasına sıkıştırdı. Bana olan sevginin o aynasızla aynı olmadığını görüyorum diyerek gözlerimin içine baktı. Ama farklı bir şekilde de olsa kalbindeki yerimi görüyorum. Kararlı sesine itiraz etmek istedim fakat işaret parmağını dudaklarıma bastırarak beni susturdu. Sanki duymak istemeyeceği şeyleri söyleyeceğimi biliyormuş gibi beni susturmuştu. Onu insan olarak bile sevemiyorum. Başımı geriye çekerek gözlerimi tekrar uçuruma çıkardım. Konuyu değiştirmeye bırakıp cevap versen, belki dediği gibi fazla kalpsizim fakat şu anda sevdiklerimin hayatı tehlikede olabilirdi ve bir an önce önlem almalıydım. Beni taklit ederek omuz silkti. İnanır mısın, sana yardım etmek hiç içimden gelmiyor. Gülerek söyledikleriyle onu uçurumdan aşağı itmek istedim. Hala dün olanların intikamını benden alıyordu pislik. İyi diyerek ayağa kalktım. Ben de gider Eren'den yardım isterim. Eminim bana kesinlikle yardım eder dediğimde kaşlarını çatan adamı görmezden gelerek blöfümü anlamasın diye arabaya doğru yürüdüm. Eğer kabul etmezse şu uçurumdan aşağı itmek fikrini kesinlikle uygulayacağım. Daha iki adım atmıştım ki dur gerizekalı diyen kükreyen sesini duyunca içimden zafer çığlıklarını attım. Ona doğru döndüğümde yüz ifadem her zamanki gibi fazla donuk ve anlaşılmazdı. Fakat o benim aksime fazlasıyla öfkeli görünüyordu. Öyle ki yumruklarını sıktığı için parmak boğumları beyazlaşmış ve kaşlarını çatmıştı. Aklındakini anlat diyerek öfkeyle gülledi. Ah ne diyebilirim ki, insanların zaaflarıyla oynamak kesinlikle benim işimdi. Öncelikle teklifimi kabul ettiğin için teşekkür ederim diyerek dalga geçtiğimde Selvi diye bağırınca yerimde korkuyla şişredim. Sanırım şansımı daha fazla zorlamasam iyi olacak. Çok şey istemeyeceğim senden. Sadece arabanın sahibi olan şu kadının kızını kaçırsan yeter deyip başımı eğdiğimde yüz ifadesi görülmeye değerdi. Gözlerini kocaman açmış ve sanki ona bugün kıyamet kopacak demişim gibi donup kalmıştı. Eminim kafasında yarattığı özge profili ondan asla böyle bir şey istemezdi. Lakin kardeşimle canımı yakan kişinin kardeşini incitmekten çekinmeyeceğim. Yanlış bir karar mı? Hiç olmadığı kadar. Kız masum mu? Evet. Peki bu beni durdurur mu? Asla. Öykü ve Deniz de masumdu ve bu onu durdurmadıysa ben neden durayım ki? Akın şoku üzerinden atarak bir küfür savurdu ve inanamayan bakışlarını bana çıkardı. Fazla mı kötü örnek oldum sana diyerek güldü. İkimizin ilişkisinde kötü olan benim. Ne zaman rolleri değiştirdik? Ses tonu hala duyduklarına inanamıyor gibiydi.
Arabanın kapısını açarak başımı çevirdim ve yerinde hiç kımıldamadan duran adama baktım. Beni iyi olarak sınıflandırma. Çünkü kendi çıkarlarım için yoluma çıkan herkesi ezip geçmesini bilirim diyerek arabaya bindim. İlk cinayetimi işlediğim gün iyi biri olmaktan çıkmıştım. Konuşmamdan korktuğu için harekete geçecekti ve elimde ona karşı kullanacağım bir koz olmalıydı. Akın arabaya bindiğinde derin bir nefes alarak gözlerini kapattı. Kadın savcı. Vazgeç der gibi bana bakıyordu. Geçmişini araştırdım ve işin de gerçekten iyi. Bu işin peşini bırakmaz ve kızını kaçırdığımızı anlarsa ikimizi de ipe götürür. Tüm bu tehlikenin farkındaydım. Eğer bu işin arkasındaki isimlerin Akın ve ben olduğumu öğrenirse en ağır cezayı almamızı sağlayana kadar durmazdı. Baroda tanıdıkları olduğuna eminim ve bir savcının kızını kaçırmak pek akıllıca bir karar değildi. Sanırım arada aptal olmak gerekiyordu. Kalbim yapacağım şeyin dehşetiyle çırpınmaya başlasa bile yüz ifademi sabit tutmaya çalıştım. Merak etme, ben oğlunu adalet önüne çıkardığımda bizi aramak için vakti kalmayacak. Bakalım savcı hanım kendi oğlunun kalemini kırabilecek miydi? Büyük oynamam gerekiyor ve elimi taşın altına koymam gerekiyorsa bunu yapacağım. Sonrasında kimseye görünmeden okula gidince ilk işim arka bahçeye gidip elma ağacını bulmak olmuştu. Etrafımı kontrol ederek takip edilmediğime emin olunca çantamda küçük bıçağı çıkardım ve ağacın altında küçük bir çukur kazmaya başladım. Yaklaşık 10 dakikanın sonunda istediğim derinlikte bir çukur kazmayı başarmıştım. Tekrar etrafımı kontrol ettim ve bıçağın üzerinde kumları silerek çantama koydum. Çantamdaki küçük siyah şeffaf poşeti çıkardım ve açtığım çukura gömdüm. Toprağı üzerine kapattığım poşet artık görünmüyordu. Elimle son kez düzleştirip ayağa kalktım ve gördüğüm küçük çakıl taşlardan 6 tane alıp kazdığım toprağın üzerine koydum. Bu ona istediğim mesajı verirdi. 6 çakıl taşı, yani 6 numara ve o bunu anlayacak kadar zekiydi. Derin bir iç çekerek hızla ağaçtan uzaklaştım ve okula girdim. Okula girdiğim an ilk iş olarak Madame Judy'nin odasına gitmek olmuştu. Kapıyı tıklattığımda gir komutu veren kadınla içeri girdim. Sandalyesinde oturan kadın masanın üzerindeki evrakları düzenliyordu. Beni görünce arkasına yaslanarak gözlüğünü çıkartıp masaya koydu. Bu ziyaretin neye borçluyum Özge? Bu kadının iğneleyici tavrına hiç alışamadım. Çantamdaki iki zarfı çıkartarak masasına koydum. Bıraktığım zarfın üstündeki isimlere baktı. Bunlar ne diye sorduğunda kör müsün mektup işte dememek için kendimi zor tuttum. Bu insanların zeka seviyesi beni verem ediyordu. Masasının önündeki koltuğa oturdum ve gözlerimle mektupları gösterdim. Zeynep'in mektubunu doğum yaptığında verin lütfen. Tahminimce 2 ay kaldı. Ve Bahar'ın mektubunu ise Eylül'ün 19'unda verin. Çünkü o gün doğum günü. Eğer o günler geldiğinde hala hayatta olursam geri gelir ve bu kadından mektupları alırdım. Fakat içimdeki his o kadar yaşamayacağımı söylüyordu ve içgüdülerimden hiç yanılmazdım. O yüzden kendimce küçük bir tedbir almıştım. Bu mektuplar onlara son vedamdı. Sözlerimle afallayan kadın ne yapmaya çalıştığımı anlamak ister gibi bana bakıyordu. Kendin neden vermiyorsun? Elimdeki mektuplara hayret dolu bakışlarını atıyordu. Ama siktim. Doğrudan vermek benim olayım değil. Ayağa kalkarak kapıya doğru yürüdüm. Fakat aklıma gelenlerde durup ona baktım. Belki inanmayacaksınız ama sizi bir eğitimci ve anne olarak takdir ettim. Sözlerimle sert yutkunan kadın Özge dediğinde sesi sıcacık çıkmıştı. Ben ona gençliğini hatırlatırken o bana çocukluğumu hatırlatıyordu. Çünkü o henüz genç bir öğretmenken ben ele avuca sığmaz yaramaz bir çocuktum. Bir hanımefendiye yaraşır bir şekilde bir dizimi hafif kırarak ona selam verdim. Kendinize iyi bakın madam ve hala sizden nefret ediyorum dediğimde yüzünde buruk bir gülümseme oluşmuştu. Kapıyı açtığım an senden hiç nefret etmedim Özge diyen sesini duydum ve dışarı çıktım. Kesinlikle nefret ettiği günler olmuştu. İlk derse tam vaktinde yetişip sınıfa girdiğimde kızlar nerede kaldın der gibi bana bakıyorlardı. Aceleyle yerime geçerek dersi anlatan Hakan Hoca'yı dinlemeye başladım. Sınıfta göz gezdirerek buradaki herkesin yüzüne tek tek baktım. Bana ne olacağını bilmiyorum fakat buradakilere son kez bakar gibiydim. Bir kitapta okumuştum ve yazarın dediğine göre insan öleceğini önceden hissedermiş. O gün yatağından kalktığında melankolik bir havaya bürünür ve hayata farklı gözlerle bakarmış. İçindeki bu yok oluş hissine isim veremediği için bakışlarının değdiği her şeye son kez bakar gibi bakarmış ve herkesle o gün yakın olmak istermiş.
Tıpkı haberlerde izlediğim o Fenerbahçe fanatiği olan çocuğun yakın zaman önce hesabında paylaştığı Fenerbahçe aşkı yüzünden kalbinin duracağını söylemesi gibi. Ve o çocuk Fenerbahçe maçında geçirdiği kalp krizi yüzünden ölmüştü. Ya da farklı bir çocuğun ölecek gibiyim diye sosyal medya hesabından paylaştığı şeyden sonra atölyesinde ölü bulunduğu gibiydi. Bir anne kızıyla resmini paylaşıp son kez sever gibi diye resmin altına küçük bir not düşmesi gibi ve o anne geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Aslında yazar haklıydı, insanlar ölmeden önce ölümü hissediyorlardı. Sadece henüz kimse bunun bilincinde değildi. Bu tıpkı bu sabah evden ayrılırken annemin bir daha o kapıdan asla giremeyeceğimi bildiği için arkamdan bağırması gibiydi. Sevdiklerimizi kaybetmeden onların hayatımızdaki yerini bilemiyorduk. Öğrendiğimizde ise onlar artık hayatımızda olmuyordu. Belki de bana biçilen hayatın sonuna gelmiştim. Düşüncelerime o kadar dalmışım ki bir saatlik dersin bittiğini kızlar yanıma gelmeden fark etmemiştim. Bizden başka kimsenin sınıfta kalmadığını fark edince telefonumu alarak ayağa kalktım. Bahçeye çıktığımızda Bahar sürekli bir şeyler anlatıyordu fakat Zeynep fazla sessizdi. Her zamanki gibi arka bahçedeki akasya ağacının altında oturmuştuk. Zeynep oflayınca Bahar'la ikimiz göz göze geldik. Yine ne sıkıntısı olduğunu merak etmiştik. Sorun ne diye sorduğumda önündeki çimleri yoluyordu. Fakat benim sorumu es geçip Bahar'a döndü. Söylesene, ileride kızın olursa adını ne koymayı düşünüyorsun? Bu alakasız soruyu sormasındaki nedeni anlayamamıştım. Bahar gülerek temiz havayı içine çekti. Hiç düşünmedim dediğinde Zeynep başını sallasa da bir sorun olduğu çok belliydi. Neyim var diyerek ısrar ettim. Çünkü onu çok iyi tanıyordum ve genelde sorunları olduğunda yardım almadan tek başına üstesinden gelebilecek biri değildi. Ela gözleri tüm gece uyumadığını gösteren kızarıklık taşıyan izlerle doluydu. Şu lanet falcı yüzünden uykular haram oldu diye bağırmasıyla Bahar yüzünü buruştururken ben kafamı vuracak bir duvar arayışına girdim. Falcıyla alakası yoktu çünkü Zeynep'in rüyalar konusunda takıntısı vardı. Ne zaman bir rüya görse gerçekleşeceğinden korktuğu için o gün ruh gibi dolaşırdı. Bahar sarı saçlarını omzundan arkaya iterken gülmeden duramadı. Merak etmiyorum ama rüyanı anlatmadıkça normale dönmeyeceksin. O yüzden dökül bakalım. Aslında Zeynep'in geniş hayal gücünü göz önünde bulundurursak bence dinlemek pek iyi fikir değildi. Asaf ismini sevmiyorum diye homurdanarak bize baktı. Kesinlikle oğluma Asaf ismini koymayacağım. Şimdi bu isim sorunu nereden çıktı anlamadım. Fakat rüyasıyla ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Daha sonra gözlerini kısarak Bahar'a baktı. Sen de kızını seviyorsan ona Asya ismini koymazsın diye tısladığında gerçekten sıyırdığını düşündüm. Bahar duyduklarıyla kahkaha atarak başını geriye attı. Abi sen iyice uçtun, farkında mısın? Doğmamış çocuğa neden isim düşüneyim? Ayrıca Asya ismi hiç popüler değil. Gülerek söyledikleri Zeynep'i rahatlatmış gibi derin bir nefes almıştı. Aslında diyerek ikisinin dikkatini çektim. Asaf ismi kulağa çok hoş geliyor. Üstelik Hazreti Süleyman Efendimizin en güvendiği adamı, yani vezirinin adı Asaf'tı. Daha sonra padişah tarafından bu isim onay aldı ve herkes koymaya başladı. Asaf demek vezir, erdemli ve ileri görüşlü demektir. Bu ismi taşıyan kişiler sanatsal anlamda yeteneklidir. Hümanist bir kişiliğe sahip olurlar ve konforu severler. Duyarlı, yaratıcı ve sezgileri oldukça açık olurlar. Sert, cesur ve gözü pek bir kişiliğe sahiptirler. Kendilerini kolaylıkla ispatlarlar ve tek yapmaları gereken kötü alışkanlıklarından kurtulmak. Böyle şeylere inanmam ama isimlerimizin karakterimizin oluşmasında büyük önem taşıdığını söylerler. Sözlerim bittiğinde dikkatli bir şekilde Zeynep'in gözlerinin içine baktım. Şimdi söyleyeceğim şeye vereceği tepkiyi kesinlikle kaçırmaya niyetim yoktu. Ve bilir kişiler her ismin kader sayısını hesaplamaya bayılırlar. Asaf isminin kader sayısı ne dersin diye sorduğumda Zeynep korkuyla Bahar'sa merakla ne diye sordu. Başımı hafif eğdim ve her ikisine baktım. 1 artı 1 artı 1 artı 6 eşittir 9. Evet, Asaf isminin kader sayısı 9. Ne tesadüf değil mi 9 numara dediğimde Zeynep şoka girerken Bahar kahkaha atmıştı. Zeynep 9 numaraydı ve Asaf isminin kader sayısı da 9. sanırım kızmakta haklı. Yok artık lan diyen Bahar hala gülerken Zeynep kaşlarını çıtarak bir küfür savurmuştu. Artık olacağı varsa da o ismi oğluma koymam diyerek burnundan soluyordu. Peki Asya neymiş? Bahar
çok eğleniyor olacak ki sırf Zeynep'i kızdırmak için bunu sormuştu. Dünyanın en büyük kıtası olmasının dışında hiçbir anlamı yok. En azından ben öyle biliyordum ama kader sayısı bir. Bahar kafası iyice karışmış gibi kafasını kaşıdı. Şu bahsettiğim bilirkişler kader sayısını nasıl hesaplıyor? Aslında yanımda çantam olsaydı defter üzerinde çizerek ona bunu kolayca anlatabilirdim. Çok basit diyerek onun anlayacağı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Birlik sayılar yani 1'den 9'a kadar olan rakamları alıyorlar ve alfabedeki 29 harfleri uygun kategorilere koyarak bu sayılarla grup haline getirip kutucuklar oluşturuyorlar. Örneğin A1 artı S1 artı Y1 artı A1 eşittir 1 artı 0 eşittir 1 deyip ona baktım. Gördüğün gibi ismin kader sayısının sonucu 1 çıktı dediğimde ağzı açık bir şekilde bana bakmaktan başka bir şey yapmıyordu. Hiçbir şey anlamadın değil mi diye sorduğumda güldü. Senin bu kadar çok şeyi nasıl anladığını bir türlü anlamıyor olabilirim demesiyle elimi boşver dercesine salladım. Araştırma yapmak benim işimdi ve zekam bilgiye doymadığı için her konuya merak duyuyordum. Eren ve diğerleri nerede? Geldiğimden beri ekipten kimseyi görmemek dikkatimi çekmişti. Yüzünü buruşturan Zeynep hiç çekti. Şu senin doktorun Seda denilen kadın dün cezaevinde intihara kalkıştığı için hastaneye kaldırılmış. Fakat lanet kadın gece saat 2 civarında hastaneden firar etmiş. Tüm ekip onun peşinde. Kan akışımı durduran bu sözlerle sertçe yutkunmuştum. Tam benim katile resti çektiğim günün gecesinde o kadının firar etmesi kesinlikle tesadüf değildi. Bahar ve Zeynep yüzüme bakarak tedirginliğimi anlamış olacak ki sorun yok dedi Zeynep beni teselli etmek ister gibi. Boş vereyin erkekler halletsin hadi derse girelim. Bahar'ın komutuyla hepimiz ayaklandık fakat içim hiç rahat değildi. Büyük bir yıkım planlıyordu ve o yüzden kendi ekibini topluyor. Günün geri kalanı oldukça sakin geçse de bir çıkar yol arayıp durmuştum. Çantalarımızı alıp okuldan çıktığımızda Zeynep okulun önünde duran taksiyi göstererek ilerledi. Kocaman karnından dolayı üniforma saçmalığından kurtulduğu için giydiği bol hamilelik kıyafetiyle oldukça sevimli görünüyordu. Ela gözleri ışıl ışıl ve yanaklarına kan gelmiş gibi pembeleşmişti. At kuyruğu yaptığı saçlarıyla tombul anne adayı çok güzel görünüyordu. Bahar ve bense şu pembe gömlekler ve dizlerimizin üzerinde biten gri etek tarzı şortlarla çizgi film karakterleri gibi görünüyorduk. Taksiye yaklaştığımızda bir kadın bizden önce davrandı ve kapıyı açtı. Fakat şoför her ne söylediyse kadın yüzünü asarak başka taksilere bakındı. Zeynep ve Bahar arka koltuğa oturduğunda az önceki durum dikkatimden kaçmamıştı. Kadın neden arabaya binmemişti ve şoför ona ne söylemişti? Bu bir tuzak olabilir mi? İşimi şansa bırakmak istemediğim için arka kapıyı açarak kızlara baktım. İnin. Nedense bu araba sanki burada bizi bekliyormuş gibi hissettim. Ne? Dedi bu arkadaşlarını çıtarak. İnin dedim. Gözlerimle başında şapkası olan taksiciyi işaret ederek kızlara doğru eğildim. İçim hiç rahat değil. Başka bir taksiyle eve gidelim. Sadece ikisinin duyacağı şekilde kısık bir sesle konuşmuştum. Zeynep gözlerini devirerek aniden kolumu tuttuğu gibi beni kendi yanına çekti. Seda olayı seni fazla paranoyak yaptı diyerek gözleriyle açık kapıyı gösterdi. Ama demiştim ki Zeynep sözlerimi hızla kesti. Aması yok dahi kız. Çünkü çok açım ve yeni bir taksi aramak yerine eve gidip yemek yemeliyim. İkisini ikna edemeyeceğimi anlayınca pes ederek kapıyı çektim ve araba hemen hareket etmişti. Umarım yanılıyorumdur. Üçümüz Zeynep'ten dolayı arka koltuktan sıkılmış bir halde hareket ederken taksicinin dikiz aynasından sürekli bana bakmasından rahatsız olmuştum. Söylemedik diyerek kaşlarımı çıtarak aynada bakışlarına karşılık verdim. Kahverengi gözleri olan orta yaşlardaki adam yolu kontrol ederek tekrardan aynadan baktı. Efendim abla, benden büyük olduğu için onun ablası olamayacağımı ona hatırlatmak istesem de yapmadım. Nereye gideceğimizi söylemedik ve siz de sormadınız. Elimle arkada bıraktığımız evin yolunu gösterdim. Evimiz diğer tarafta kaldı. Bizi nereye götürüyorsunuz? Daha arabaya binmemizin üzerinden 5 dakika geçmişti ki yanlış yola sapmıştı. Kızlar bunu fark etmiş gibi afallayarak ona bakarken o gözlerinin çevresinde kırışıklar çıkacak şekilde güldü. Sana dikkat etmeme özellikle söylemişlerdi. Dedikten sonra iğrenç bir kahkaha attı. Zeki kızsın fakat çok değil dedikten sonra aniden arabayı sağa çekerek durdurdu. Özge aç kapıyı. Zeynep ve Bahar bağırdı esnada aceleyle tam kapıyı açacaktım ki o lanet adam kapıları kilitledi.
Zeynep kaşlarını çıtırarak yumruklarını sıktı. Canına susamadıysan aç lanet kapıyı diye güllediğinde şoför torpido gözünden el bombası gibi bir şey çıkardı ve pimini çekerek arkaya attı. Dehşete kapılmış gibi Bahar'ın kucağına düşen şeyden çıkan dumana bakıyorduk. Allah kahretsin uyku gazı diye bağırdığım esnada hepimiz öksürmeye başladık. Arabanın içi gri dumanla doluştuğu esnada hayal meyal taksicinin kapısını açarak dışarı çıktığını gördüm. Ve neler olduğunu hatırlamayacak kadar bilincimi kaybetmiştim. Haklı çıkmaktan nefret ediyorum. Ve 3 saat sonra başımda korkunç bir ağrı hissettiğimde gözlerimi açamayacak kadar yorgundum. Sanki biri eline bir tokmak almış ve kafama vurarak beyin nöronlarıma işkence ediyordu. Midem bulanıyor ve ben kusmak için bile kendimden fazladan güç kırıntısı bulamıyorum. Üstelik kafamda bir tokmak darbesi daha hissedince acele enledim. Bağır, vurmuş kızın kafasına. Birazdan kendine gelir. Zeynep'in sesini duyuyorum fakat bir türlü gözlerimi açamıyorum. Uyanmalı Zeynep, çünkü bizi buradan çıkaracak tek beyin onda var. Kulağımın dibinde cırlayan sesin sahibini maalesef tanıyordum. Eğer kafama vurmaya devam edersen bahsettiğin şu beyin kalmayacak bende diye sızlanarak gözlerimi sonunda açabildim. İlk dikkatimi çeken Bahar'la o kadar yakın olmamızdı. Çığlık atarak başımı geriye çektiğimde kafamı sert bir şeye çarpmamla acıyla enledim. Aptal. Bahar'ın gülerek söyledikleriyle başımı çevirdim. Arkaya baktığımda sarı boyaları dökülmüş bir duvarın dibinde oturduğumu gördüm. Sırtım duvara yaslı olduğu için başımı çarptığım şeyi bulmuştum. Ve Bahar da önümde diz çökerek beni uyandırmak için sürekli kafamı vurmakla meşgul olduğundan bana ne kadar yaklaştığının farkında olduğunu sanmıyorum. Sızlayan başımı tutarak ona tersine baktım. Eren peşime bıraksın diye uydurduğum şu kötü yalanı konusunda ciddi değildim diyerek sitem ettim. Bahar gözlerini kırpıştırarak yüzüme bakınca sıkıntıyla soludum. Eğer Tolga'yı her öptüğünde aklına gelmemi istemiyorsan uzaklaş benden. Çünkü bu kadar yakın olmak iyi gelmiyor bana. Tabii üzerine kusmadan önce bunu yapmanı tercih ederim. Son derece sakin bir sesle söylediklerimle önce afallayarak dudaklarıma baktı. Fakat daha sonra aramızdaki yok denilecek mesafeyi yeni fark etmiş gibi çığlık atarak hızlı geriye çekildi. İğrençsin gerizekalı sapık. Şimdi bana niye bağırdığını anlamadım. Dibime kadar giren oydu. Etrafımda bir tane normal insan yoktu. Ayağa kalkarak bulunduğum yere bakarken biri bana durum analizi yapsın diyerek gözlerimi etrafta gezdirdim. İlk dikkatimi çeken sınıfımız büyüklüğündeki bir yerde olduğum. Duvarların rengi sarımsı, çürük yumurtayı andıran bir boyayla kaplanmış ve tavanda eski bir avize vardı. Işıklar kapalıydı çünkü henüz akşama çok vardı. Sol taraftaki duvarın yanında eski bir yatak vardı. Çünkü tahta yatak başlığı kırılmıştı ve yatağın döşeğinin üzerinde kırmızıya bürünmüştü. Onun boyu olduğunu düşünmek aptallık olur. Çünkü o yatağı birilerinin kanını akıttığını anlayacak kadar kurumuş kan görmüştüm. Yatağın karşısında camları yere saçılmış boş bir dolap vardı ve ona dolap demek çok zordu. Yavaşça yürüyerek odayı kontrol ettiğimde yerdeki kanlı krem rengi halının akıbetini sorgulamaktan korktum. Aşırı kirden dolayı gri rengini alan perdeleri çektiğimde tavandaki örümcek ağları ürpermemi sağlamıştı. Umarım herhangi bir örümcekle karşılaşmam çünkü örümcek fobim beni delirtirdi. Kirden şeffaflığını yitirmiş camı açmaya çalıştım. Fakat menteşeleri sıkışmış ve zaten demir korkuluklar olduğu için açsam da bir işime yaramazdı. Kirden dolayı buğulu görünen camdan dışarı baktığımda uçsuz görünen çam ağaçlarından başka bir şey yoktu. Harika, ıssız bir ormanın içinde kapalı kaldık. Allah aşkına biz yine hangi cehennemdeyiz diye konuşarak çantamı aradım. Fakat bulamadım. Görünüşe göre kızların da çantası burada değildi. Zeynep süngerleri dışarıya fırlamış eski yırtık bir koltukta otururken sanki bu normal bir durummuş gibi güldü. Bilmiyorum ve merak etmiyorum. Hadi bizi çıkar buradan dediğinde tek kelimeyle laf alladım. Bahar da sıkılmış gibi tırnaklarını inceliyordu. Madem uyandın hadi bir zahmet çalıştır beynini diye ona katılınca ne biçim bir günahın sonucu bu ikisiyle tanıştığımı sorguladım. İlla kaçırılacaksan bu aptalları bana ceza olarak mı kaçırdı? Zıkkım diyerek her ikisine baktım. Kapı çelikten ve zihin gücüyle kilidi eritemeyeceğime göre benlik bir şey yok. Elimi saçlarımdan geçirerek sakinleşmeye çalıştım. Lanet olsun size o arabadan inin demiştim. Ama yok ne zaman beni dinlediniz ki diyerek bağırdığımda ikisi sadece yüzüme baktı bir süre. Abi bağırıyorsun fakat sesin o kadar sakin çıkıyor ki seni ciddiye alamıyorum diyerek güldü Bahar.
Zeynep ise kahkaha attı. Vallahi yüzüne bakıyorum ama şu anda kızgın mısın değil misin anlamıyorum dedi. Çok sinirliyim diyerek homurdandığımda ikisi aynı anda çok belli oluyor diyerek dalga geçince gerçekten ağlamak istedim. Şu yerdeki cam parçalarından biriyle bileklerimi kessem onlardan kurtulma ihtimalim yüzde kaçtır acaba? İçinde bulunduğumuz tehlikenin henüz farkında değilsiniz değil mi? Başımıza gelen her durumu sanki olağan bir şeymiş gibi gülerek geçiştirmeleri beni hasta ediyordu. Buradan çıktığımda her ikisiyle olan arkadaşlığımı kesinlikle gözden geçireceğim. İkisi kendi aralarında konuşurken sinirimi kapıdan çıkarmak için kapıya doğru yürüdüm. Kapıya yumruk atacağım esnada şansımı denemek için kapının kolunu kavradım. Ve genelde bu durumlarda hep kilitli olan kapının hafif aralanmasıyla afalladım. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Bunu sorgulamak yerine hemen kaçmak en mantıklısı. Hızla kızların yanına gittiğimde tam konuşacaktım ki bahar aniden bir şey hatırlamış gibi sevinç çığlıkları atmaya başladı. Buldum. Allah'ım ben bunu nasıl unuttum diyerek neşeyle şakıdı. Unuttuğu şeyle kesinlikle ilgilenmiyorum. Ben ve Zeynep ona bakarken gömleğinin ilk iki düğmesini açtı ve elini uzatarak içinden cep telefonunu çıkardı. Cebim olmadığı için buraya koymuştum deyip kahkaha atan kızla Zeynep ve benim gözlerimiz doğrudan ona döndü. Yok artık bu gerçekten şaka olmalıydı. O şey diyerek telefonu gösterdim. Kesinlikle orada olmaması gereken bir şey. Çünkü titreşimleri kalp dolaşımı diyerek onu uyaracaktım ki beni dinlemeden telefonla bir şeyler yaptığını görünce susmak zorunda kaldım. Daha sonra polisi veya bizimkileri aramak yerine kamerayı açarak video çektiğini görünce şoka girdim. Yemin ederim burada delirmek üzereyim. Merhaba. Şu anda siz bu videoyu izlerken biz çoktan ölmüş olacağız. Ve üzülerek söylüyorum içinde bizim olmadığımız bir dünya sizin cehenneminiz olacak. Bahar. Şş bölme Özge. Şu anda damardan giriyorum. Beni dinlemeyen kız elindeki telefonla video çekmeye devam etti. Zeynep oturduğu yerden ayağa kalkarak onun elindeki telefonu aldı. Sıra bende ver şunu. Dedikten sonra saçlarını düzeltmeye başladı. Selam Bayas abi. Eğer bu kaydı izliyorsan bil ki ben çoktan mefta. Evet dengesiz adam yine bana genç kaldın. Ne biçim polissin sen? Bir kere de tam vaktinde gelsen canım mı çıkar? Bak öldüm işte senin yüzünden. Zeynep dediğimde kaşlarını çatarak bana baktı. Sonra dahi kız şu anda çok sinirliyim. Bana bağırdıktan sonra yeniden video çekmeye başladı. Sana son bir sözüm var kocacığım. Ben siz sürün inşallah trafik kazası geçirirsin de o tapılası yüzünden eser kalma demişti ki artık dayanamayıp araya girdim. Hazır telefon bulmuşken neden onları arayıp yerimizi söylemiyoruz dediğimde ikisi de kocaman açtığı gözleriyle bana baktılar. Tam da tahmin ettiğim gibi bu onların aklına bile gelmemişti. Zeynep ve Buhar aynı anda telefona baktıklarında şarjı bitti işte bu şimdi mi söylenir diye bana kızdılar. Sanki son 10 dakikadır onlara uyarmaya çalışan ben değilmişim gibi. Adamlar gelmeden önce buradan çıkmalıyız. Acaba duvarı kırarak buradan kaçsak mı? Oradan bakılınca demir yumruk falan mı görünüyoruz? Duvar kırmak nedir Allah aşkına? Zeynep'in planına Bahar itiraz etmişti. Bence şu camın demirlerini sökelim. Bu kızlardaki zeka gözlerimi yaşartıyor. Demir mi? Bu imkansız. Bence duvar. Ben hala pencere diyorum. Onlar yine kavga etmeye başladığında kapının yanına gittim ve açtım. Neden kapıdan çıkmıyoruz? Adamlar kapıyı kilitlemeyi unutmuşlardı. İkisi de afallayarak bana bakıyordu. Yemin ederim sen insan hayattan soğutursun Özge. Bu şimdi mi söylenir? Tamam hala sakinim. Ah kimi kandırıyorum ki? Şu anda hiç olmadığım kadar sinirliyim. En kötüsü ise lanet duygularımın hiçbirini onlara yansıtamıyordum. Bana bakın diyerek kaşlarımı çattım. Buradan çıkana kadar sesinizi duymayacağım yoksa çok fena olur diye bağırarak kapıya doğru bir adım attım. Fakat kapının aniden açılmasıyla bildiğim tüm küfürleri içimde etmeye başladım. Merhaba yalancı kız. Ve dudaklarımdan çıkan tek bir kelime. Zıkkım. Sanırım büyük buluşmamızın zamanı gelmişti. Sonunda onu tam karşımda görmenin tedirginliğini yaşıyordum. Dün buraya gelmiş ve bizi kontrol ettikten sonra geri gitmişlerdi. O kanlı yatakta uyumamak için buz gibi zeminde uyumuştuk ve tüm gece su bile bize vermemişlerdi. Az önce kapı büyük bir gürültüyle açılınca uyanmak zorunda kalmıştık ve şimdi onunla karşı karşıyaydık. Korkum kendime değildi. Beni korkutan arkadaşlarımdı. Zeynep hamileydi ve gebeliği bu kadar risk taşırken burada olmamalıydı.
Bir yolunu bulup onları buradan çıkarmalıydım ama nasıl? İşte cevabını bilmediğim bu soru hayati önem taşıyordu. Şimdi tam karşında duruyordu ve geçmişin hesaplarını kapatmak için gelmişti. Uzun boyu ve elindeki dere eldivenlere kadar siyahlara bürünmüş kar maskeli adamın nasıl bir hasta olduğunu iyi biliyordum. Yanında bana sırıtarak bakan Seda denilen ruh hastası doktor vardı. Saçlarını at kuyruğu yapmış ve kısa kollu bir tişörtle tayt giymiş, incecik fiziğini gözler önüne seriyordu. Gözlerim onun yanında duran diğer yüzü maskeli kişiyi bulunca bir damla yaş süzüldü yanaklarımdan. O bana ihanet etmişti, geçmişimize ihanet etmişti ve en önemlisi kendisine ihanet etmişti. Gözlerimi arkasında duran adamlardan ayırmadım ve kaç kişi olduklarını saydım. Beklenen buluşma ama beni bulman uzun sürdü. Yanımdakilerden gülme sesleri çıktığında kızlar yanımdaki yerlerini almıştı. Kendimi toparlamaya çalışarak korkumu elimden geldiğince gizledim. Aslında üzerinde uğraşacak kadar seni kayda değer bulmadım diyerek gayet rahat bir şekilde omuz siktim. Sadece bana bakan adamın kahve gözleri bomboştu. Başımı çevirip ortada duran kadına baktım. Cezaevi nasıldı? Ah, ziyaretine gelmeyi her seferinde unutmam büyük kabalık diyerek inadına damarına bastığımda kaşlarını çatmıştı. Bunun hesabını sana soracağım diye bağırarak üzerime yürüdü. Hızlı adımlarla tam karşımda durup bana vurmak için elini kaldırdığı esnada Zeynep anında onun elini havada yakalamıştı. Bir doktora yakışmayan hareketler bunlar diye dişlerin arasından tıslayıp yüzünü yumruğunu geçirdi. Seda geriye sendeleyip kızaran çenesini tuttuğu an hızla Zeynep'e doğru atıldı. Belki de bir doktor olarak doğumuna yardım etmeliyim deyip onun karnına tekme attığı an Zeynep çığlık atarak yere düşmüştü. Lanet olsun. Yerde karnını tutarak acıyla haykıran kızla bu kadından zerre vicdan olmadığını anladım. Seni öldüreceğim diye bağırarak üzerine yürüdüm ve bir elimi saçlarına geçirerek yüzüne üst üste duvara çarptım. Zeynep karnını tutarak her gözyaşı akıttığında yüzünü daha sert duvara çarptım ve duvara fışkıran kanları umursamadım. Fakat aniden biri felçli kolumu tutarak beni geriye çekti ve yüzüme attığı yumrukla kendimi yerde buldum. Çene kemiğim kırılmış gibi yoğun bir acı hissetsem de burnundan kanlar fışkıran kadına baktıkça acım hafifliyordu. Çenemi tutarak bana vuran maskeli kişiye baktım. Bana bir daha dokunmaya cüret etme. Bu kişi onun ayak işlerini yapan kişiden başka biri değildi. Ayağa kalkarak Zeynep'i yerden kaldırmaya çalışan Bahar'ın yanına gittim. Onu yerden kaldırdığımızda rengi kireç gibi olmuştu. Zeynep diyen sarışına iyiyim dese de öyle olmadığını görüyorum. Seda burnunu tutarak yeniden üzerimize yürüdü. Bunun hesabını vereceksin. Ağzından tükürükler saçarken çantasından çıkardığı silahın namlusunu Zeynep'in büyük karnına indirdiğinde Zeynep'in gözlerindeki saf korkuyu görebiliyordum. Bağırla aynı anda onun önüne geçerek etten bir duvar ördük ve Zeynep'i arkamıza aldık. Onların kılına dahi zarar gelirse canını aldığım ilk kişi olursun. Bağır'ın gözlerinde gerçekten ilk kez öldürme arzusu gördüm ve bunun sebebi Zeynep ve bebekleriydi. Seda kahkaha atarak arkasında duran o iki adama baktı. Ne dokunaklı bir manzara değil mi? Aralarındaki dostluk bağına hayran kaldım. Sözleri büyük bir alay barındırıyordu. Bence o kadar da sevmiyorlar birbirlerini. Gülerek konuşan ikinci kişi asıl katil değildi. Sadece onun sağ kolu ve bana vuran pisliğin tekiydi ve sesinden kim olduğunu zaten biliyorum. Bunun hesabını hepsine soracaktım. Asıl pislik gülerek üçümüze baktı. Eğlenmenin vakti geldi. Neyden bahsettiğini bilmesem de sesi beni tüylerime kadar ürpertiyordu. Kızlarla göz göze geldiğimizde o hasta ruhlu adam başıyla bir işaret yaptı adamlarına. Alın bunları dediği an anında bize doğru çevrilen silahlarla korkuyla yerimizde kımıldadık. Yürüyün. Adamlardan birinin komutuyla Zeynep için onlara zorluk çıkarmadan yürümeye başladık. Başka zaman olsa silahları umursamadan onlara karşılık verebilirdik. Fakat Zeynep hamileydi ve olası bir kavgada yaralanabilirdi. Üstelik az önce karnına çok sert bir darbe almıştı ve iyi görünmüyordu. Biz önde ve arkamızdaki silahlı adamlarla bulunduğumuz bu odadan çıkmıştık. Loş bir ışıkla aydınlanan koridora girdiğimizde düz bir şekilde yürümeye başladık. Geçtiğimiz yolları aklıma kazırken bize olacakları kestiremiyorum. Koridorun sonunda aşağıya inen merdivenleri gördüğümde kafamın arkasına bastırılan silahla kaşlarımı çatarak aşağı inmeye başladım. Tam olarak neredeydik ve bu yerde ne vardı bilmemek beni deli ediyordu. Bir kat aşağı indiğimizde Zeynep nefes nefese kalmış ve yürümekte zorlanıyordu.
Bahar ve ben onun kollarına girerek ona yardım etmeye çalıştık. Nihayet bir kat daha indikten sonra kocaman bir kapının önünde durduk. Kapının yanında duran silahlı çelimsiz bir adam bize kapıyı açınca kızlarla göz göze geldik. Bu kapının arkasında bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Arkama baktığımda o üçü kapıdan geçmemizi bekliyordu. Hadi. Seda pisliğinin sesiyle kapıdan içeri girmiştik. Kocaman bir depoyu andıran bu yerde ne görmeyi bekliyordum bilmiyorum. Ama bu gördüklerime kesinlikle değil. Deponun tam ortasında 4 tane tekli siyah koltuk vardı ve bu koltukların her iki yanında demir kelepçeler vardı. Hayatımda ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığım için tek kelimeyle afallamıştım. Kızlara bakılırsa bu konuda yalnız değildim. Eğer bizi oturtup vesikalık çekecekseniz bir tarak ve ayna istiyorum. Bahar'ın şaşkınlıkla söylediklerine Zeynep kahkaha atmıştı ve ben akıl sağlığım için bu konuda yorum yapmayacağım. Birinin kolumdan çekerek beni deponun ortasına kadar sürüklemesine izin verdim. Herkesin elinde bir silah varken onlara direnmek aptallık olurdu. Sondan ikinci koltuğa beni zorla oturttuklarında koltuğun kenarına monte edilmiş demirlere bağlı kelepçeyi her iki elimle bileğime geçirdiler. Eğer şu karşıdaki adamların bana doğrulttuğu silahlar olmasaydı hiçbir güç o kelepçeleri bana takamazdı. Aynı işlemi zorla kızlara da uyguladıklarında Zeynep karşı çıkmasa da Bahar çok fazla direnmişti ve sonuç o da koltuğa kelepçelenmişti. O lanet üçlü bizi keyifle izlediklerinde kapı açıldı ve sakallı bir adam içeri girerek gözlerini benden ayırmayan pisliğe baktı. Getirdiler dediğinde güzel bir haber almış gibi başını sallamıştı. Sağımda Zeynep otururken sol tarafımdaki koltuğun sahibini merak ettim. İki adamın zorla içeri soktukları kişiyi görünce bir küfür savurdum. Akın, bırakın lan diyerek kollarını o adamlardan kurtarınca anında tüm silahların hedefi olmuştu. Şaka gibisiniz oğlum, hepinizin deyip duraksadı. Neyse kızların yanında küfür etmeyeceğim ama siz anladınız. Gayet rahat bir şekilde gülerek bana doğru yürüdü ve yanımdaki koltuğa kendini bırakmıştı. Ah yol beni çok yordu Selvi dediğinde adamlar onun bileğine kelepçeyi takmışlardı bile. Ve o gayet rahat bir şekilde beni izliyordu. Yemin ederim çıldırmak üzereyim. Kaçırılmış olmamızı hala algılamadığını düşünmek istiyorum diyerek homurdandığımda gülüşü büyüdü. Şu birlikte ölme kısmında ciddiydim diye konuşunca sinirden ağlamak istedim. Neden ayrı bir odada bana işkence etmiyorlar ki? Başlayalım mı? Konuşan Seda köşedeki raflara bakıp sırıttı. Başımı çevirdiğimde raflardaki demir, bıçak, kerpeten, elektronik makineler ve daha birçok alet edevat görünce hadi canım diyerek mırıldandım. O şeyleri bizim üzerimizde kullanmayı düşünmüyorlar değil mi? Çünkü mızrak gibi bir şey gördüğüme eminim. Daha değil diyen kişinin bana olan bakışları beni rahatsız etmişti. Önce zeki kızımız beni nasıl bulduğunu anlatsın. Sesinde öfkenin yanı sıra hissettiğim hayranlık beni rahatsız ediyordu. Onu buldun mu? Dedi Zeynep gözlerini kocaman açarak. Ve biz bunu yakalanınca mı öğreniyoruz? Bahar bir küfür savurmuştu. Abi niye biz normal insan evladı gibi yakalanmadan gerçeği öğrenemiyoruz? İlla her defasında gerçekleri anlamak için bizi kaçırmaları mı gerekiyor lan? Sanırım sonunda içinde bulunduğumuz tehlikeyi kavramaya başlamıştı. İkisini umursamadan rahatça omuz siktim. Ben de yeni öğrendim diyerek gözlerimle ikinci maskeli kişiyi gösterdim. Sonuçta 40 yıl düşünsem tekerlekli sandalyedeki birinden şüphe etmezdim. Kızlar ve Akın'a fallarken ben Çınar abiye bakıyordum. Evet, katilin sağ kolu ve yıllarca abimin yaşadığını ve yerini bilen pislik ondan başkası değildi. Deniz onu kardeşi bilmişti ve ben ona abi demiştim. Yüzündeki maskeyi çıkardığında yanılmayı ne çok isterdim. Fakat oydu işte. Nasıl diye sorduğunda onun kimliğini öğrendiğimi yeni fark ediyordu. Büyük ihtimal onu tanımadığımı düşündüğü için bu gece bizimle işi bitince kaldığı yerden insanları kandırmaya devam edecekti. Sadece katili bulduğumu düşündüğünü gözlerinden anlıyordum. Yaşadığım hayal kırıklığıyla gözlerimin dolmasına engel olamamıştım. Ondan ilk kez Yunus abiyi bulduğumda hastanede şüphelenmiştim. Tekerlekli sandalyeye bağlı birinin böyle fit bir vücudu olamazdı. Ona sarıldığımda bu benim dikkatimden kaçmamıştı. Fakat özel bir hoca ile spor yaptığını söyleyince ona inanmayı seçmiştim. Çünkü bunu yapabilecek biri olamazdı benim için, olmamalıydı. O yüzden ona konduramamıştım. O gün ben ona sarıldığımda Gökmen abi kolumdan tutarak beni ondan uzaklaştırmıştı.
O an kardeşini benden uzak tutuyor sanmış ve üzülmüştüm. Fakat aslında Gökman abi onun neler yaptığını iyi bildiği için beni ondan uzak tutarak korumaya çalışıyordu. Gökman abi her şeyi bildiği halde sırf kardeşi ceza almasın diye sessiz kalmıştı. O gün bu gerçeği anlamamıştım ve Gökmen abinin şüpheli tavırları yüzünden mahalleye yerleşmiştim. Fakat birkaç gün önce kazara Çınar abinin üzerine düştüğümde istedemez diye kalkmak için tırnaklarımı bacağına geçirmiştim ve acıyla sessizce inlemişti. Bunu sadece ben fark etmiştim ve Gökmen abi yine beni ondan uzaklaştırmıştı. Fakat o an fark ettiğim gerçekleri Çınar anlamasın diye çok çaba sarf ederek gözlerimi Gökmen abiye dikmiştim. Böylece hedefim de onun olduğunu düşünecekti ve öyle de olmuştu. Eminim o gün ne kadar aptal olduğumu düşünerek zaferini kutlamıştır. Hadi hayvan diyerek Zeynep öfkeyle bağırmıştı ona. Bu kız senin arkadaşının kardeşi be. En az benim kadar sarsılmıştı. Aynı ayak kırıklığını babası tarafından yaşadığı için beni çok iyi anlıyordu. Cevap ver. Çınar abi kimliği açığa çıktığı için kaşlarını çıtarak bana bakıyordu. Çünkü beni çok iyi tanıyordu. Eğer bugün beni öldürse bile mutlaka diğerlerine onun adını vereceğimi, bir kanıt bırakacak kadar işimi sansa bırakmadığımı iyi biliyordu. Gözlerinin içine bakarak tek bir şey söyledim. Bittin. Onun öfkesinden zevk alarak arkama yaslandım. Tam şu anda herkes senin aslında kim olduğunu öğreniyor. Evet, bir laf yapıyordum fakat onun bunu bilmesine gerek yoktu. Söylediklerimle iyice çıldıran adam gözlerinden ateşler çıkartarak üzerime yürüdü ve yanıma gelip yanağıma öyle sert bir tokat attı ki başım sağ omzuma dönerken saçlarım yüzüme savrulmuştu. Ona dokunma lan şerefsiz! Akının kükreyen sesini duyduğumda yanağım yanıyor ve kulaklarımda bir çınlama oluşmuştu. Başımı yavaşça çevirdim ve saçlarımın arasından ona baktım. Neden? Bir yanım onu hala bir abi olarak gördüğü için bana vurması kanıma dokunmuştu ve ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Neden mi? Diye bağırarak çenemi tüm gücüyle sıktı. Senin o çok değer verdiğin abin yüzünden yıllarca sakat kaldım ben. Çenemi iterek bıraktığında beni öldürmek istediğini anlayacak kadar gözlerindeki nefreti görüyordum. Bunca zaman bu gözlerdeki kin ve nefreti nasıl da büyük bir ustalıkla hepimizden gizlemişti. Yalan diyerek karşı çıktım. 9 yaşında geçirdiğin kazayla abimin bir ilgisi yoktu. Aklını kaçırmış olmalı ki saçmalıyordu. Çünkü mahallede top oynarken yola atladığı için ona çarpan bir araba yüzünden sakat kaldığını söylemişlerdi. Gerçeklikten uzak bir şekilde kahkaha atarak bir anda çıldırmış gibi ensemdeki saçlarımı kavrayıp başımı yukarı kaldırdı. Acıdan çığlık atmamak için dudaklarımı birbirine bastırdım. Akın ve kızların bağırışlarını duyabiliyorum fakat ne söylediklerini algılayamıyordum. Gerçek bu diyerek saçlarıma asıldı. O gün hiç top oynamadık. Denizde kavga etmiştik ve o beni yola itti. Herkes gördü. Esra, Halil, Yunus hatta kendi abim bile lan diye kükrediğinde ağlamaya başladım. Ama hepsi susarak kaza olduğunu söylediler. Öyle olmadığını bile bile denizi korudular. İşte bu yüzden yeniden yürümeye başladığımı herkesten gizledim. Çünkü abinden alacağım bir intikamım vardı. Ve 5 yıl boyunca onun bir odada çürüyüp sizi sayıklayarak acı çekmesini zevkle izledim. Saçlarımı savurarak beni bıraktığında hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştım. Yalan söylüyordu. Deniz bunu yapmazdı. Söyledikleri doğru bile olsa abim o zaman çocuktu ve 9 yaşlarındaki bir çocuk hareketlerini kestiremezdi. Lanet olsun ben o yaşlarda bir kızı merdivenlerden iterek kolunu kırmış, başka bir kızı ise kömürlüğe kilitlemiştim. Rüyaya yaptıklarımı saymıyorum bile. 9 yaşındaki bir çocuğun yaptıkları çocukluğuna verilebilirdi. Fakat 18 yaşındaki birinin yaptıklarının bir affı olamazdı. Çünkü Çınar 5 yıl önce abimin kaçırılmasına yardım ettiğinde 18 yaşındaydı. Bak, onu savunmuyorum diyerek ılımlı bir sesle konuşarak ona baktım. Ama bir noktaya atlıyorsun. Deniz sana gerçekten zarar vermişse eğer, o zaman 9 yaşlarındaydı ve sen ona zarar verdiğinde ise ergenliğini geride bırakacak bir yaştaydın. O yüzden şu lanet intikam planlarından kurtulup bizi bırak. Belki vicdanına oynarsam bir şeyler değişir diye ümit etmiştim. Fakat kahkaha atarak bu olmayacak demesiyle pes etmiştim. Çınar benden uzaklaşıp geri diğerlerinin yanına gidince asıl hasta devreye girmişti. Soruma cevap alamadım yalancı kız. Onu nasıl bulduğumu merak ediyordu. Niyeyse açıklama yapmak hiç içimden gelmiyordu. Sadece o değil, Akın ve kızlar da merakla bana bakıyordu. Ciddi olamazsın diye homurdanarak gözlerimle Akın'ı gösterdim.
Bağıra çarpmak için kullandığın arabanın plakasını ona verdim ve araba annene ait çıkınca oradan anladım işte diyerek kestirip attım. Çınar abiyle olanlar beni çok sarstığı için fazla konuşmak istemiyordum. Ah diyerek güldü. O küçük detayı unutmuşum fakat lüzumu yok. Benimle eğleniyordu pislik ve aklından geçenleri tahmin etmek bile beni korkutuyordu. Çınar'ın yürüdüğünü fark ettiğim gün bu gerçeği neden herkesten gizlediğini sorgulamıştım. Ve işte o an katil için çalışacağı ihtimali aklıma gelmişti. Aksi takdirde neden kendisini gizlesin ki? Sonra plaka ve Kızıltay soyadını öğrenmiştim ve o gece sabaha kadar bunu düşünmüştüm. Aniden yatakta uyanma sebebim Kızıltaş isminin kime ait olduğunu bulmamdı. Daha sonra mahallede Gökmen abiye bakarak geçmişte asıl kişiye söylediklerimi tekrar etmiştim. Bu aslında Gökmen abi üzerinden Çınar'ı test etmekti ve o beni yanıltmayarak duyduklarını hemen asıl kişiye yetiştirmişti. Ne de olsa Gökmen abiden şüphelendiğimi düşündüğü için kendince elini kirletmeden benden kurtulacaktı. Peki kim bu? Bağır meraklı bakışlarını son maskeli kişiye çıkarmıştı. Özgür Kızıltaş dediğimde kızlar aynı anda "O kim be?" diye bağırmıştı. Bense gözlerimi hayatımın içine eden kişiden ayırmadan geçmişin tozlu sayfalarını aralamıştım. Ve 5 yıl önce. "Öykü!" bana cevap ver diye bağırarak morarak kolunu gösterdim. "Bunu sana kim yaptı?" Okulda tüm gün yanımdaydı. Tabii son günleri saymazsak. Mahalledeyse abim ve arkadaşları sayesinde kimse bize dokunmaya cesaret edemezdi. O halde bunu ona kim yapmıştı? Bahçede olduğumuz için Öykü evi kontrol ederek az önce sıcaktan dolayı unutarak çıkardığı ceketini hızla giydi. Sessiz ol Özge. Evdekilerin duymasını istemediği bir şeyler var ki kolumdan çekerek beni annemin sebze bahçesine götürdü. Sonunda durduğunda kollarımı göğsümde birleştirerek ona baktım. Her şeyi anlatmazsan Deniz'i çağıracağım ve yalan söylediğini anlarsam yine Deniz'i çağıracağım diyerek en basitinden onu tehdit ettim. Abim işin içine girdiğinde olacakları iyi biliyordu. O yüzden yutkunarak başını salladı. Söyleyeceğim ama kızmak yok. Bunu dediğine göre kesinlikle kızacağım bir şeyler anlatacaktı fakat gerçeği öğrenmek için başımı salladım. Şu sana aşık olan çocuğu hatırlıyor musun? Özgür dediğinde gülerek başımı salladım. Onu nasıl unutabilirim ki? Daha dün okuldan çıkınca onu görmüştüm. Kaşlarımı muzip bir ifadeyle kaldırarak kıkırdadım. Ona aşık oldun değil mi? Diyerek kahkaha attım. Hadi ama Öykü, biz ikiziz ve bana ilgi duyan her erkekten hoşlanmayı bırakmalısın diyerek dalga geçtiğimde o da gülerek başını salladı. Bu olay ilk kez başıma gelmediği için artık bu şeyleri komik buluyor ve her defasında gülüyordum. Çünkü Öykü'nün böyle bir sorunu vardı. Genelde hangi erkek bana ilgi duysa otomatikman ondan hoşlanıyordu ya da hoşlandığını sanıyordu. Gülme Özge, bu komik değil dediğinde kendi de gülüyordu. Zor olsa da gülüşümü durdurabilmiştim. Eğilip kızaran domateslerden birini alarak tişörtümün etekleriyle sildim ve kocaman bir ısırık aldım. Bak ikiz dediğimde tekrar güldüm. Şimdi henüz çocuk sayılırız o yüzden bunu önemsiz buluyorum. Ama senden rica ediyorum şu huyunu unut artık diyerek domatesimden bir ısırık daha aldım. Düşünsene böyle kocaman kızlar olmuşuz ve aynı erkeğe aşık olmuşuz. Allah'ım bu iğrenç diyerek kusar gibi hareket yapınca Öykü kahkaha atarak gülmüştü. Elimde değil diyerek elimdeki domatesi alarak ısırdığım yerden ısırmaya başlayınca bunun hiç sağlıklı olmadığını ona hatırlatmayı sona sakladım. Sonuçta tüm yakışıklılar seni seviyor ve seni elde etmek için bana yaklaştıklarını fark ettiğimde çoktan kendimi kaptırmış oluyorum. Ve sonrasını biliyorsun işte hayal kırıklığı diyerek yüzünü asınca içim acıdı ve ona tebessüm ettim. Senden başka onların hiçbiri umurumda değil diye fısıldadım. İşte bu yüzden Öykü'ye kızamıyordum. Çünkü okuldaki lanet ergenler bana gelip doğrudan hislerini açmak yerine Öykü üzerinden hakkımda bilgi edinmeye çalışıyorlardı ve Öykü onların yakınlaşmasını yanlış anladığı için hemencecik kalbini kaptırıyordu. Sonra gerçekleri anladığında o gün akşama kadar bana surat asarak "Senden nefret ediyorum" diye bağırırdı. Fakat ertesi gün gelip ağlayarak özür dileyince onu affederdim. Hatta sırf Öykü mutlu olsun diye benden hoşlanan çocukları yerime geçip sevgili olmasına bile izin vermiştim. Evet, hiç sevgilim olmadığı halde okulda 5 kişinin eski sevgilisiydim ve zaten Öykü'ye onlardan sıkılır ve ayrılırdı. Ya da onlar konuştukları kızın Özge değil de Öykü olduğunu anlar ve onu terk ederdi. Ve ben tüm bunları kahkaha atarak izlerdim. Açıkçası kimin ne düşündüğü umurumda değil ve o çocukları kandırmaktansa zerre pişman değilim.
Öykü hepsinden daha değerliydi ve belki yanlış yapıyorum ama benim doğrum buydu. Ya olursa Özge diyerek korkuyla utkundu. Ya ileride gerçekten aynı kişiye aşık olursak, sonuçta bunu kontrol etmek bizim elimizde değil. Bu fikir onu gerçekten korkutmuş gibiydi. Başımı hayır anlamında sallayarak kahkaha attım. Bu gördüğün deha aşk saçmalığına inanmayacak kadar zeki tatlım deyip ona göz kırptım. Ayrıca hadi öyle bir şey oldu diyelim. İnan ki senin için ondan uzak dururum. Hiçbir erkek benim kardeşimden daha değerli değil. Bu sözleri inanarak söylemiştim. Çünkü gerçek böyleydi. Öykü tebessüm ettiğinde asıl konuya girdim. Şu morluk ve Özgür ne alaka? Özgür bizim okuldan değildi. Çünkü yaşça bizden büyüktü ve bizim okulun hemen karşısında olan lisede okuyordu. Ve ne zaman okuldan çıksak karşı kaldırımda durur ve biz uzaklaşana kadar beni izlerdi. Erkekler pek ilgimi çekmediği için onu umursamıyordum. Ben... Diyen kız boynunda ismim yazan benim kolyemi gösterdi. İki haftadır okula giderken ve okuldan çıkarken yer değiştirelim diye inat ettiği için fazla üzerinde durmamıştım ve iki haftadır kolyeleri değiştiriyorduk. Senin yerine geçerek iki haftadır onunla sevgiliyim dediğinde gözlerimi kocaman açmıştım. Sanırım neden yer değiştirdiğimizi artık anlamıştım. Lanet olsun Öykü diye bağırdım. O okuldakilere benzemez çünkü senden büyük ve anlaması an meselesi. Benim yerime geçip biriyle sevgili olduğunda ya da birinin canını yaktığında genelde ilk kişi benden izin almak olurdu. Bizim aramızdaki tek kural buydu. İkizlerden biri izin vermezse diğeri ne olursa olsun onun yerine geçemezdi. Kuralı çiğnedin diyerek kaşlarımı çattım. Biliyorum özür dilerim diye fısıldayıp gözlerini kaçırınca ofladım. Bunu yaptığına inanamıyordum. O kural bizi dengede tutan tek şeydi. Bak yaptığım yanlış biliyorum zaten her şeyi batırdım. Ağlamaya başlamasıyla ters giden bir şeyler olduğunu anladığım için endişelenmiştim. Şunu baştan anlat. Ona kızgın kalmam maalesef birkaç dakikadan fazla uzun sürmüyordu. Gözyaşlarını silerek bana baktı. Ondan hoşlandım ve bir gün sen gibi davranarak okulun orada oyalandım. Sen o gün hasta olduğun için ikinci dersten sonra eve gitmiştin. İşte sonunda yanıma geldi ve konuşmaya başladık. Ve sabah yürüyüşleri, sinema, yemek gibi şeyler derken sevgili olduk. Her şey başta çok güzel gidiyordu ama iki hafta geçmişti ki benden şüphelenmeye başladı. Anlamıyorum her şeyi doğru yaptım. Yani senin yaptığın ve yapmadığın her şeyi ezbere biliyorum. Ama bir yerlerde yanlış yapmış olmalıyım ki anladı işte. Ve dün sana markete uğrayacağımı söylediğimde yalandı. Çünkü onunla buluştum. Eli kolunu bulduğunda ürpermişti. Parktayken aniden bana sorular sormaya başladı işte neyi sevip sevmediğimle ilgili. Ve ben ona cevap verirken aniden kaşlarını çıtarak kolumu kavradı ve sertçe sıkmaya başladı. Gözleri yeniden dolduğunda bana baktı. Çok korkunçtu Özge. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Sanki karşımda başka biri vardı ve bana dedi ki. Gittikçe tedirgin olmaya başladığımda bitirsin diye sessiz kaldım. Eğer Özge değilsen ve beni kandırıyorsan bunu canınla ödersin dedi ve şaka yapmıyordu. Ve işte bu sözler karanlık tarafa ilk adımımı atmamı sağlamıştı. Öykünün moraran kolu ve gözyaşları akıtarak söylediği birkaç söz beni gözümü karartıp çizgimi bozmamı sağlamıştı. Onu ara ve bu gece mahallenin çıkışındaki parkta buluşmak istediğini söyle. Şu an konuşurken bile yapacağım şeyi düşünmeye başlamıştım. Şu Özgür'le bizzat tanışmanın zamanı gelmişti. Hayır diyerek korkuyla ürperdi. Onu bir daha görmek istemiyorum. Ayrıca aramızdaki bir kuralı çiğnemiş olabilirim. Ama erkekler konusunda koyduğun hiçbir kuralı çiğnemedim. Yani bir kere bile gece buluşmadım. Onunla yalnız kalacağım ortamlara hiç girmedim ve alkol almadım. Yani şimdi bir anda gece buluşalım dediğimde bir şeyler olduğunu anlar ve beni gerçekten korkutmayı başardı. Öyküyü kısıtlamamak için sevgili yapmasına izin verip bizimkilerden saklasam da erkeklere pek güvenmediğimden onu korumak için bazı kurallar koymuştum ve öykü sessiz kalmam karşılığında kuralları hiç ihmal etmemişti. En önemli kuralı çiğnemesi dışında hiç ihmal etmemişti. Sen değil, ben buluşacağım ve sen şimdi soru sormadan şu iki hafta boyunca onunla yaptığın her şeyi bana anlatıyorsun. Çünkü birini böyle basit bir şey için ölümle tehdit eden kişinin akıl sağlığından şüphe ederim ben. Ve eğer şüphelerimde yanılmıyorsam seni korumam için bana her şeyi anlatmalısın dedikten sonra itiraz etmesine fırsat vermeden onun kolyesini boynumdan çıkartıp avcuna koydum ve kendi kolyemi saktım. Bakalım bu gece neler olacaktı? Parktaki salıncakta otururken burada yalnız olduğumu bilmek beni korkutuyordu.
Bizimkiler uyuduktan sonra gizlice evden çıkmıştım ve öykü olası bir aksilikte beni idare etmek için uyumayacaktı. Gece 12 biriyle buluşmak için kesinlikle berbat bir saat. Öykü bana her şeyi anlatsa halde pot kırmaktan korkmuyorum desem yalan olurdu. En kötüsü ise biri görüp hemen bizimkileri yetiştirecek diye aklım çıkıyordu. Selam. Tam arkamda duyduğum sesle derin bir nefes alarak salıncaktan atladım ve ona baktım. Doğrusu iyi geceler olacaktı diyerek onu incelemeye başladım. Sokak lambaları onu çok iyi görmemi sağlıyordu. Anlamadım. Yanıma gelerek tam karşımda durmuştu. Onu sildim. Bir buluşmada ilk söz selam olmamalı. Doğru kelime iyi geceler bence diyerek laf soktuğumda önce uzun uzun beni inceledi ve dudaklarından içten bir gülüş oluşmuştu. Kahverengi kısacık saçları olan çocuğun gözleri büyük bir ilgiyle beni süzerken tek yumrukluk canı olduğunu düşündüm. Çünkü benden yaşça büyük olsa da hemen hemen benimle aynı boydaydı ve ben gerçekten çok kısaydım. Fazlasıyla zayıf olduğu için kahverengi gözleri ışıl ışıl parlarken giydiği bol tişörtünde sıska bedeninin kemiklerinin sayılacak kadar çelimsizdi. Öykü'yü nasıl korkuttuğunu anlamadım. Bu çocuk fiziksel güç olarak Öykü'yle aynı kulvarda sayılırdı. Çünkü benim aksime Öykü çok başarılı yumruklar atabiliyordu. Hafif yuvarlak bebeksi bir yüz ve yeni çıkmış sakallarıyla çoğu kız için yakışıklı sayılabilirdi. Fakat benim kesinlikle ilgimi çekmiyordu. Hadi gel. Elimi tutmasını görmezden geldim çünkü Öykü böyle yapardı. Maalesef bu gece tam olarak kendim olamazdım. O zaman hemen anlardı. O yüzden bu gece 2 haftadır görüştüğü kızın Öykü değil Özgü olduğunu düşünecek kadar kendim fakat bir o kadar da Öykü olmalıydım. Gülümse ve laf sok. İşte Öykü ve benim karışımım bu. Kaldırımdaki arabasının kapısını binmem için açtığında başımı olmaz dercesine salladım. Henüz reşit bile değilim ve gecenin bir yarısı arabana binmemi bekleme benden diyerek ılımlı bir sesle konuştum. Daha önce bindiğin, kaşlarını kaldırması aslında şu anda beni test ettiğini gösteriyordu. O zamanlar gece değildi. Öykü bana hiç onunla akşam buluşmadığını söylemişti. Yanıma gelerek çenemden tutup ona bakmamı sağladı. Bana güvenmiyor musun diye sorduğunda beni öpecek kadar yakınımdaydı. Yalandan tebessüm ederek kendimi ondan kurtardım ve bir adım geriye gittim. Kolumu morartan birine güvenmek çok zor diyerek sol kolumdaki morarmayı gösterdim. Ne var yani inandırıcı olsun diye kendi kolumu pencere pervazına vuramaz mıyım? Lanet olsun çok acımıştı. Özür dilerim. Koluma bakarak iç çektiğinde gözlerindeki pişmanlığı görmüştüm. Kontrolümü kaybettim. Aniden bana sarılmasını kesinlikle beklemiyordum. Kahretsin yakın temastan hoşlanmıyorum. Tam ondan ayrılacağım esnada ensemde öyle bir şiddetli ağrı hissettim ki sanki binlerce voltluk elektrik kanımda hareket ediyordu. Sen demiştim ki her şey aniden kararmış ve ışıklar sönmüştü. Sonrasında boğazım kuruduğunda bitkin bir şekilde gözlerimi açmıştım. Bir süre bana ne olduğunu düşündüm. Fakat hatırladıklarımla gözlerimi kocaman açarak oturur pozisyona geldim. Bir yatakta olduğumu görünce dehşete kapılarak üzerime baktım ve pantolonla tişörtümün hala üzerimde olduğunu görünce rahat bir nefes aldım. Pislik diye tıslayıp yataktan indiğimde gördüklerimle kalbim korkuyla kasılmaya başlamıştı. Hadi canım diyerek bir küfür savurdum. Tüm duvarlarda resimlerim vardı. Dehşete kapılmış bir şekilde yaklaşıp resimleri incelemeye başladım. Okulun bahçesinde kitap okurken, durakta otobüs beklerken, öyküyle kafede pasta yerken, denizde topu oynarken, mahalledeki teyzeleri delirtirken ve daha yüzlerce resmim buradaydı. Daha korkunç olansa evimin bahçesinde oynarkenki resimlerim bile vardı. Üstelik çoğu resimde 13 yaşındaki halim bile vardı. Öykü olsaydı eminim bunu çok romantik bulur ve ona kesin aşık olurdu. Fakat ben 13 yaşından beri beni takip ederek her yerde resimleri çeken birisini fazlasıyla tehlikeli ve bir o kadar da takıntılı bulmuştum. Allah kahretsin yanılmamıştım. Bu çocuk gerçekten takıntılı hastanın tekiydi. Üstelik beni buraya kendi rızam dışında getirmişti. Hoşuna gitti değil mi? Onun sesini duyunca çığlık atmamı son anda engellemiştim. Seni farklı bir yolla buraya getirdiğim için bana kızmayacağını ümit ediyorum. Geber! Yavaşça arkama döndüm ve aşık gözlerle beni izlediğini gördüm. Şimdi yapacaklarımı iyi düşünmeliydim. Dövüş konusunda sınıfta kalırdım. Çünkü benim olayım strateji. Onun evindeydim ve sorunları olduğunu artık biliyordum. Ona bağırarak onu kışkırtırsam bana yapacaklarını hayal dahi edemiyorum. O yüzden oyunu kurallarıyla oynamalıydım. Lanet olsun sana Öykü.
Yüzüme kocaman bir gülümseme kondurup şu aptal ve romantik kızlar gibi gözlerimi kırpıştırdım. Bunlar çok güzel. Sesim umduğumdan daha neşeli çıkmıştı. Çünkü Deniz doğduğumdan beri insanların tepkilerini tahmin etmek ve ona göre rol yapma konusunda beni eğitiyordu. Söylediklerimle içtenlikle gülerek yanıma geldi. Beğeneceğini biliyordum sevgilim deyip beni öpmek için üzerime eğilince hemen geriye çekilmemle kaşlarını çatmıştı. Sorun ne? İçimden sensin hasta herif diye geçirdim. Aa şey deyip tebessüm ederek duvardaki resimlerden birini gösterdim. Burada 13 yaşındayım. 13 yaşından beri bana kafayı takmış olamazsın pis sübyancı diye iş geçirdim. Evet dedi başını sallayarak. Seni ilk gördüğümde 13 yaşındaydın ve bir kız grubuyla kaldırımda tartışıyordun. Genelde okulda tartıştığım tek kız grubu Buse ve iki arkadaşıydı ve Buse geçen yıl evinde çıkan bir yangında ölmüştü. O kıza haddini bildirmiştin ve sivri dilinle keskin zekanı ilk o zaman fark etmiştim. Sesindeki büyük tutku beni korkutmaya yetmişti. Buse öldü dedim durgun bir sesle. Ondan hoşlanmıyor olabilirdim ama asla ölmesini istemedim. Tehlikeli bir şekilde sırıttı. Biliyorum. Sesi fazlasıyla keyifli çıkmış ve gözlerinde gördüğüm o tatmin olmuş duygu baştan ayağa ürpermemi sağlamıştı. Bu da neydi şimdi? Yüz ifademi sakin tutmak için kendimi zorladım. Ondan korktuğumu anlamamalıydı. Bazen sana bakınca sevgi dolu birini görüyorum. Fakat bazense sanki ruhundaki kan kokusunu alabiliyorum. Evet, şu anda hissettiklerimi doğrudan söylemiştim. Çünkü ondaki bir şeyler beni rahatsız ediyordu. Yanıma gelerek tebessüm etti ve eğilip yanağımdan öptü. Zarar vermeyeceğim tek kişisin. O yüzden benden korkma. Sesi fısıltıyla çıkmış ve yüzünü boynuma gömerek kokumu uzun uzun içine çekiyordu. Bana dokunmamalıydı. Yine geriye çekilirsem bu sefer onu kızdıracağımı anlamıştım. Çünkü takıntılı insanlar ilgi duyduğu kişiden karşılık bulamayınca çabuk öfkelenmeye meyilli olurlar. Biliyorum çok saçma. Hatta bana gülebilirsin. Ama sanki sende bir katilin ruhu var. Sesimin titremesini engellediğim için çok şanslıyım. Çünkü boynumu öpmeye başlamışken çığlık atmamak için kendimi zor tutuyordum. Üzerine kussam sorun olur mu? Diye iş geçirdim. Kahretsin, eğer bu gece onunla buluşmaya gelmeseydim ve öykü bana olanları anlatmasaydı belki de bir sonraki randevularında onu buraya getirecekti. Ve kardeşime yapabileceklerini düşünmek bile istemiyorum. Zeki kızsın, bunu anlayacağını biliyordum. Pekala bu kadar yeter. Onu hızla iterek uzaklaştım. Eve gitmeliyim. Farkında olmadan sesimi yükseltmemle yumruklarını sıkmıştı. Bu gece burada kalıyorsun dediğinde kaşlarımı şattım. O bana ne yapıp yapmayacağımı söyleyemezdi. Eve gideceğim diye bağırarak yanımdan geçmeye çalıştığımda kolumu tuttu ve sırtımı sertçe duvara çarpınca çığlık attım. Uzak dur benden dediğimde delirmiş gibi üzerime yürüdü ve yüzüme attığı tokatla dizlerimin üzerine düştüm. Gör bana neler yaptırdığını. Yanıma diz çökmesiyle ellerimi yere bastırarak geriye doğru kendimi çektim. Yediğim tokada rağmen sakinliğimi korudum ve ağlamadım. Söylesene, benim için ne kadar ileriye gidersin deyip gözlerine baktım. Örneğin birini öldürür müsün dedim. Onun nedenle hasta olduğunu anlamam için vereceği cevap benim için çok önemliydi ve yalan söylese bile anlardım. Oturduğum yerde sırtım duvara gelince kaçacak bir yerim kalmamıştı. Bunu fark ettiğinde sırıttı ve avını köşeye sıkıştırmış bir yırtıcı gibi usulca bana yaklaştı. O kızın nasıl öldüğünü düşünüyorsun dediğinde yerimde kaskatı kesildim. Senin için onu öldürdüm. Yani sevgimden şüphe edemezsin. Kimden bahsediyor diye düşünürken aklıma Buse gelince dehşete kapıldım. Tüm bedenim korkudan titrerken ben bütün bunların kötü bir kabus olduğunu düşünmek istedim. Kahretsin Buse'yi öldürmüştü ve bunu benim için yaptığını söyleyecek kadar sorunluydu. Hasta dedim kısık bir sesle hastasın sen. Bu sefer avazım çıktığı kadar bağırdım ve onu iterek yumruğumu yüzüne geçirdim. Hayatımda ilk kez yumruk atmıştım ve yanlış yapmış olmalıyım ki çenesine değen elimin parmakları kırıldı sandım. Lanet olsun bu acıttı diye bağırarak hızlı ayağa kalktım. Fazla zayıf olduğu için yumruğum onu sersemletmişti ve gözlerinden ateşler püskürterek ayağa kalkmıştı. Senin için yaptım dediğinde iyice çıldırdım. Bak hala senin için diyor be diye bağırarak kaşlarımı çattım. Onu öldürmeni ben istemedim. Kriz geçirir gibi ellerimi saçlarımdan geçirdim. Hastasın sen. Aman Allah'ım şüphelerimde yanılmamışım. Senin tedavi olman gerekiyor. Yalandı. Duydun mu beni? Gerçek sandığın her şey aslında koca bir yalan diye aykırdım.
Adım atmayı bıraktığında yerinde kas katı kesilmişti. Ne demek istiyorsun? Sesinden fırtına öncesi pusuda yatan bir katilin varlığını hissetmiştim. Geriye doğru açık kapıya giderken gözlerimi ondan ayırmıyordum. Yalandı işte diye Buse'nin katiline bağırdım. Sana her ne söylediysem hepsi yalandı. Sadece biraz eğlenmek için seviyormuş gibi davranarak seninle oynadım ve şimdi nasıl bir hasta olduğunu öğrendiğime göre bir daha karşıma çıkmıyorsun. Belki sözlerim fazla acımasızdı ama öyküden uzak durması için bu geçerliydi. Sertçe yutkunan çocuğun gözlerinin her saniye nasıl değiştiğini soluksuz izledim. Bunu yanına bırakmayacağım. Bana zarar vermemek için kendisini zor tutuyordu. Öyle bir gün gelecek ki şu neşeli ve alaycı tavrından eser kalmayacak. Ses tonundaki kararlılık korkudan buz tutmamı sağlamıştı. Seni hemen şurada buna pişman edebilirim ama hayır, senin ruhunun kanını kendi ellerinde hissetmeden sana ölüm yok, aldığın her nefesi sana zehir etmeden benden kurtulamazsın Özge Selvi. Yemin eder gibi konuşmasıyla hiç düşünmeden koşarak kapıdan çıkmıştım. Fakat aklıma gelen şeyle durup ona baktım. Bir gün olur da çizgiyi geçersen ve ucu bana dokunursa bil ki ben de çizgiyi geçerim ve ucu herkese dokunur diyerek ona son kez baktım ve odasından çıkarak dış kapıyı açtım. Hızlı oradan uzaklaştığımda tüm gece yaşadıklarımın şokundan yeni çıkmış gibi hıçkırıklarla ağlamaya başladım. Ruh hastası diye çığlık atarak daha hızlı koştum. Eğer öyle bir gün gelirse sana haddini bildirmek için bekliyor olacağım. Kahretsin, hiç olmadığım kadar korkmuş ve öfkeli hissediyorum. Gerizekalı öykü. Ve şimdiki zaman. Geçmişin korkunç anılarından sıyrılarak derin bir nefes aldım. O gece eve giderek ilk iş olarak gizli numaradan Buse'yi öldürdüğü için onu ihbar etmiştim. Fakat o geceden sonra bir daha onu ne lisenin önünde ne de başka bir yerde görmeyince rağbete kapılarak ondan kurtulduğumu düşünmüştüm. Ne büyük aptallık. O hasta ruhlu pislik aslında hiç peşimi bırakmamış ve abimi kaçırtarak yıllarca acı çekmemi sağlamıştı. Üstelik benim yüzümden Buse'yi öldürdüğü yetmiyormuş gibi bana benzeyen diğer kızlara tecavüz edip öldürerek beni düşlemişti. Bu adam kesinlikle dışarıda olmaması gereken hasta ruhlu bir katildi. Kızların hala özgür kim diyen sorgulayıcı bakışlarıyla bana baktığını görünce sıkıntıyla karışık bir nefes aldım. Bu adam 13 yaşından beri kafayı bana takan hastanın teki. Bakışlarımı ona çıkardım. Kim olduğunu bildiğime göre çıkar şu maskeyi. Hatırladıklarım fazlasıyla canımı sıkmıştı ve bu lanet oyun bitmeliydi artık. Gülerek başını salladı. Birazdan her şey biteceğine göre sorun yok dedikten sonra maskesini çıkardı ve Akın'la ben aynı anda şoka girmiştik. Bu nasıl mümkün olurdu? Barış... Akın'ın afallayan sesini duyduğumda ben beynim durmuş bir halde Barış'a bakıyordum. ''Sen ne alaka ya?'' dediğimde kendimi tek kelimeyle aptal gibi hissediyordum. Biri acilen bana burada ne olduğunu açıklamalı. Çünkü ben iptal. O maskenin altından Özgür'ün çıkacağından o kadar emindim ki şimdi karşımda Barış'ı görünce nutkum tutulmuştu. Yüzümdeki şaşkın ifadeye bakarak afalladı. ''Bilmiyor muydun?'' dediğinde onun gerçekte kim olduğunu bilmediğimi yeni fark etmişti. Hayır diye fısıldadığım an fark ettiğim gerçeklerle gözlerimi kocaman açtım. Yok artık, sen aslında Özgürsün. Bu gerçeği yeni fark ettiğime inanamıyorum. Akın ve bana kendini Barış olarak tanıtarak bize yakın olduğunu yetmiyormuş gibi Gamze'yi öldürerek bizi birbirimize düşürdün. Ve ben senin Barış olduğunu bilmeden Çınar'la sana mesaj gönderince iki kimliğini öğrendiğimi sandın. O yüzden ilk iş olarak beni ve onları kaçırdın. Çünkü Akın senin arkadaşındı ve benimle işbirliği yaptığını mutlaka sana söylemiştir. Tabii sen de gerçeği anlamadığımı düşündüğün için bu gerçeği söyleyeceğim kişileri de kaçırdın. Çünkü kızlardan bir şey saklamazdım ve Akın'a yakın arkadaşının hastanın teki olduğunu söylediğimi düşündün. Afallayarak başımı iki yanıma salladım. Allah'ım, yaptığım hatalar bile kusursuz olacak kadar zekiyim. Çünkü kazara sıktığım kurşun az önce kendini ele vermeni sağladı. Sanırım gerçekten mükemmelim dediğimde hala şoktaydım. Onun gerçek kimliğini bilmeden bir hata yaparak ona meydan okumuştum ve o kendi kendini ele verdi. Eğer maskeyi çıkarmasaydı onun Barış olduğu aklıma bile gelmezdi. Lanet olsun, aptal halim bile çok zeki. Şimdi taşlar yerine oturmuştu.
Beni hep takip ettiği için alemi de yakından izliyordu ve Deniz'le Gamze'nin sevgili olduğunu öğrenince akıllı arkadaş olmuştu. Deniz'in hayatımdaki yerini bildiği için Gamze'yi öldürerek suçu Deniz'in üstüne atmayı düşünmüştü. Çünkü ben nasıl Deniz için her şeyi yapabileceksem Akın'ın da Gamze için her şeyi yapacağını bilecek kadar onu tanımıştı. Deniz'i Akın'ı öldürterek elini bile kirletmeden bana acı çektirmeyi düşünmüştü. Fakat ben Deniz'den önce buluşma yerine gittiğimde bile planları bozulmamıştı. Çünkü Akın beni öldürmemiş ama Deniz ve Öykü üzerinden öldürmekten beter etmişti. Deniz ölmeyince onu kaçırarak ileride bana karşı kullanmak için rehin almıştı. Lanet olsun, planı kusursuzdu. Akın hapisten çıkınca barış olarak gelip beni uyarmıştı. Çünkü ölmem işine gelmezdi. Tıpkı Akın beni kaçırdığında tecavüze uğramak üzereyken beni kurtardığı gibi. Ona göre bedenimin tek sahibi kendisiydi. Sadece iki kere barış olarak karşıma çıktıktan sonra bir daha onu hiç görmemiştim. Çünkü beni tanıyordu. Eğer onu birkaç kez daha görürsem özgür olduğunu anlayacağımı biliyordu. İlk karşılaşmamızda kızlarla falcıdan çıkmıştık ve bana çarpmak üzere olan bir arabadan beni kurtardığı için korkmuş ve şokta olduğum için onu inceleyememiştim. Sonraki karşılaşmamızda uyuşturucu açlığı yaşıyordum ve tecavüze uğramak üzere olduğum için ne sesine ne de yüzüne dikkat edebilmiştim. Ama şimdi aradan 5 yıl geçmesine rağmen gerçekten özgür olduğunu görebiliyordum. Kahverengi saçları artık kısa değil, kulağın hizasından kesilmişti. Benimle aynı olan boyu benimkinin aksine bir kavak ağacı gibi uzamış ve o çelimsiz cılız vücudundan eser yoktu. Daha yakışıklı olduğunu inkar edemem ama pisliğin teki olduğu için kesinlikle ilgimi çekmiyordu. Bu doğru mu? Diyen Akın hala transtaydı. Bu işin arkasındaki isim sen misin? Eğer kardeş bildiği adamın ihanetine uğramasaydı o zaman ona sen bağlı ve o da seyirci olduğuna göre evet doğru derdim. Ama ben düşünceli biri olduğum için bunun yerine adam seni kaçırdı ahmak hala ne sorguluyorsun dedim. Barış o bağlı olduğu için korkusuz bir edayla göğsünü kabartarak başını salladı. Seni kontrol etmek hep çok kolay oldu deyip güldüğünde Akın'ın ondan başka arkadaşı olmadığını bile bile damarına basıyordu. Akın kaşlarını çısarak dişlerini sıktı. Kakık Gamze'yi sen mi öldürdün diye sorduğunda bir küfür savurarak Barış'a baktım. Hayır değildi. Anında itiraz etmiştim. Evet az önce saçmalayıp gerçeği söylemiştim ama ben küçük bir detayı unutmuştum. Kiraz şu anda benim emrimle Akın'ın elindeydi. Yalan söylemeyi kes artık. Barış'ın yalanlarıma zaafı olması umurumda bile değildi. Aptal gerçeği itiraf eder ve Akın buradan kurtulmanın bir yolunu bulursa Kiraz'ı öldürebilirdi. Asıl sen kes sesini diyerek bağırdığımda kızlara fallayarak bana bakıyordu. Gamze'yi ben öldürdüm nokta diyerek sertçe konuştum. Bu kız zarar görsün diye onu kaçırtmamıştım. Ben bunların başıma geleceğini tahmin ettiğim için kızlar ve Öykü'nün hayatına karşılık böyle bir hamle yapmıştım. Eğer kızları bırakırsa kız kardeşini alabilirdi. Lakin Barış sinsi bir şekilde kahkaha atarak Akın'a döndü. Ben yaptım dediğinde gözlerimi yumdum. O gece inşaatta Deniz'i beklerken ellerimde cam verdi ve planladığım gibi olmasa da sen Deniz Selvi yerine kardeşinden şüphelendin. Ama her şekilde onun ölmesi işime geldi diye cebinden çıkardığı sigarasını keyifle yaktı. Bağlı olduğumuz için kazandığını sanıyordu. Fakat nasıl bir hata yaptığını bilmiyordu. Başını çevirip korkarak Akın'a baktığımda beni izlediğini gördüm. Yıkılmıştı. Gri gözleri ihanetin mührüyle paramparça olmuştu. Yıllardır canımı yakan adamın gözlerindeki pişmanlığı görüyordum. Şu anda bana bakarken 5 yıl boyunca aramızda geçen her şeyin altında eziliyordu. Hangisi daha zordu onun için? Suçsuz birine bu kadar acıyı yaşatmak mı? Yoksa hayatını cehenneme çevirdiği o kişinin sevdiği kız olması mı? Gerçi sevgisi konusunda şüpheliyim ama konumuz bu değil. Yıllardır ona bu gerçeği anlatmaya çalışmıştım. Ama böyle öğrenmesini istediğime emin değilim. Çünkü onun kardeşini öldüren kişi yıllardır dostum dediği kişinin ta kendisiydi. Barış kesinlikle planlarımın arasında yoktu ve Akın'ın gözlerinde adım adım ortaya çıkan kan dökme arzusu beni korkutuyordu. Bakışlarını yavaşça benden çekerek gülerek Barış'a bakması beni rahatsız etmişti. Çünkü kızmalıydı hatta bağırarak öfkesini dökmeliydi. Ama bir katilin pençesini taşıyan gülüşü olmamalıydı. Gamze'ye karşılık kardeşin Kiraz. Aniden gülüşü durmuş ve öfkeyle haykırmıştı. Kahretsin ben de bundan korkuyordum.
Barış duyduklarıyla baş afallasa da onun kelepçeli ellerine bakarak sırıttı. Kiraz'a ulaşmak için önce buradan çıkmalısın ki bu imkansız. Bu düşünce beni biraz da olsun rahatlatıyordu. Eli kolu bağlıyken ona ulaşamazdı. Fakat Akın gayet soğukkanlı bir şekilde gülüşünü korudu. Gamze sadece öldü. Ama adamlarım şu anda benden haber alamazlarsa kardeşini öldürmeden önce hepsi bedenin üzerinden geçecektir ve bence bu güzel bir ödeşme şekli. Hayır, ona kızın zarar görmeyeceğini söylemiştim. Yani kimse ona dokunmayacaktı. Bilerek Barış'ı kışkırttığını görüyorum. Kızlar sırasıyla anlamaz gözlerle ikisine bakarken Barış şüphelenmiş olmalı ki telefonunu çıkartarak bir yere aradı. Telefon açılmadıkça endişesi büyümüştü ve kaşlarını çatarak Akın'ın üzerine gitti. Kiraz nerede? Silahını çıkartıp Akın'ın alnına bastırmıştı. Abi, bir de bana özet geçsin artık diyen sarışının kafasını karışmış gibiydi. Zeynep'in sesi çıkmadığını fark edince usulca ona baktığımda soğuk terler akıttığını gördüm. Kaşlarını çıtarak hızlı hızlı nefesler alıyordu. İyi misin sen diye sorduğumda başını olumsuz bir şekilde salladı. Kasılmalarım var diye acı çeker gibi fısıldadı. Seda'nın ona vurması yüzünden bu haldeydi. Bahar kahkaha atarak ona baktı. Akşam yemeğini kaçırdın ya ondandır. Bahar onunla dalga geçse de ben aynı şeyi düşünmüyordum. Zeynep diyerek korkuyla ütkündüm. Lütfen bana ağrının ince bir sızı şeklinde belinden girmediğini söyle ve umarım ara ara bu sancılar varlığını belli etmiyordur. Endişeli sesimle hızlı bir nefes aldığında alnındaki ter damlacıkları yüzüne süzülüyordu. O dediklerinin hepsini şu anda yaşıyorum dahi kız dediği an ah diye bir çığlık attığında bir küfür savurdum. Lanet olsun doğum başladı dediğimde koca depoda ağır bir sessizlik hüküm sürdü. Nasıl başlar lan? Bahar çırpınarak ellerini kurtarmaya çalıştı. Zeynep sakın doğrayım deme. Bak iki ay var lan. Kızım tut onları biraz daha içinde deyip panik yapmış gibi duvarınca bu kızın neden en gereksiz anlarda konuştuğunu bilmiyorum. Bahar sus ve Zeynep sen de sakin ol diyerek ona doğru döndüm. Bak erken doğum olabilir ama tahminimce hala birkaç saatimiz var dediğim an Zeynep avazı çıktığı kadar çığlık atınca ya da hiç vaktimiz yok diyerek ağlamaklı bir sesle konuştum. Doğurmak için başka gün mü bulamadı? Başımı hızla Akın'a çevirdim ve yalvardım. Zeynep ve Bahar'a karşılık kiraz diyerek fısıldadım. Kızların hemen buradan çıkıp bir hastaneye gitmesi gerekiyordu. Ve Barış'la bir anlaşma yaparak onları kurtarabilirdik. Benim burada kalmam umurumda bile değildi. Fakat Akın beni dinlemeden başına silah dayanan kişiye bakıyordu. Kardeşini görmek istiyorsan söylediğim numarayı görüntülü ara. Barış iyice kardeşi için korkuya kapıldığından anında duyduğu rakamlara bastı. Bana doğru tut şunu. Akın'ın neden böyle uysal olduğunu sorgulamayacak kadar aklım Zeynep'le meşguldü. Barış onun dediğini yapınca telefonda esmer bir adamın görüntüsünü gördüm. Koltuklarımız yan yana olduğu için çok net görebiliyordum. Kızı göster İlhan. Akın'ın komutuyla adam kaşlarını çıtarak onun kelepçeli haline bakıyordu. İlhan diye hırlayınca adam başını salladı ve ekranı çevirdi. Daha biz kızı göremeden Barış telefonu çevirip baktığında Kiraz diye kükredi. Hızla silahını Akın'a doğrultup telefonun ekranını gösterdi. Söyle onu bıraksınlar yoksa ölürsün. Öfkeden şakağında belirginleşen damallar çok korkunç bir manzara sunuyordu. Ve Akın'ın yüzündeki o tehlikeli sırıtmayla hayır yapma diye bağırdığım an Barış'ın gözlerine bakıp lanet olası cümleyi söyledi. Kızı öldürün. Dediği an elleri ve ağzı boğalı bir şekilde ağlayan kızın yanına giden adamı gördüm. Sonrası avazım çıktığı kadar çığlık atmamı sağlayacak bir şey olmuştu. O adam yere eğildi ve silahı onun kafasına bastırarak tetiğe basmıştı. Kiraz artık kımıldamıyordu ve dağılmış beyni kırıklarla ağlamamı sağlamıştı. Akın kendince intikamını almıştı ve kahretsin bunu aslında ben yapmıştım. Benim yüzümden ölmüştü. O kızın kaçırılmasını ben sağlamıştım. Kiraz diyerek ekrana bakıp acıyla feryat eden kişiyle Zeynep aynı anda bağırdı. Bu da ne? Başımı çevirdim ve Zeynep'in bacaklarından akan suyu gördüm. Suyu gelmişti çünkü doğum başladı. Kiraz öldü ve Barış hepimizi öldürecekti. Allah belanı akın diye bağırarak ellerimi kelepçelerden kurtarmaya çalıştım. Sonunda benim fazla çalışmaktan durdu işte. Çünkü ne yapacağımı artık bilmiyorum. Ve yazarın ağzından
tutamıyordu. Ne kadar çabalarsa çabalasın bir o kadar gidiyordu ondan. Sadece bir gün, kahrolası bir gün onu yalnız bırakmıştı ve yine ortadan kaybolduğunu öğreniyordu. Dün geceden beri aramadıkları yer kalmamıştı ama kahretsin hala bulunamamışlardı. Okulun yakınlarındaki kameralardan onları alan taksicinin izini bulmuşlardı. Fakat boş bir yolda kapıları açık olan taksinin içinde şoför ölü bulunmuştu. Kızların çantaları oradaydı ama kendileri yine kayıplardı. O civarda MUBESE ve herhangi bir kamera olmadığı için onları taksiden çıkaran kişilerin izlerini süremiyorlardı. Gözden kaçırdıkları bir şeyler olmalıydı ama neydi? Her geçen saniyeyle öfkesi çığ gibi büyüyor ve önüne çıkan her şeyi kırıp geçmek istiyordu. Kapı çarparak açıldığında içeriye giren Savaş ve Kerem'i gördü. Elindeki dosyayı odanın bir yerine fırlatırken Savaş'ın yüz ifadesinden onun da bir şey bulamadığını anladı. Allah kahretsin diye bağıran arkadaşı odadaki sandalyeye bir tekme atmıştı. Bir şeyleri gözden kaçırıyoruz diyerek yüzünü ovuşturdu. Pinokyo geride kanıt bırakmış olmalıydı ama odasına kadar bakmışlardı ve elle tutulur bir şey yoktu. Emre yaptığı telefon konuşmasını bitirerek ekip arkadaşlarına baktı. Kızları tanıyan herkesi sorguya aldık. Buna aileler de dahil. Bir süre duraksadıktan sonra Savaş'a baktı. Fakat Deniz ve Tolga dün geceden beri ortada yoklar amirim dediğinde Savaş veren anında kaşlarını çatmıştı. Tolga'dan şüphem yok ama Deniz emin değilim. Özge'nin abisi olabilirdi. Fakat Eren ona güvenmiyordu. Nedense bir türlü o çocuğun varlığına alışamamıştı. Salih, ara şu ikisini. Savaş'ın komutuyla Salih bilgisayardan başını kaldırıp telefonu eline aldı. Kısa süre sonra ona bakan adamlara döndü. İkisi de açmıyor dediğinde odadaki herkesin içine bir şüphe düşmüştü. Telefondan yerlerini tespit edebilir misin? Başını sallayarak Savaş'ı onaylayan Salih hemen Canan'la işe koyulmuştu. Bir süre herkes sabırsız bir şekilde bekledikten sonra Salih nihayet başını o bilgisayardan kaldırabilmişti. Neredeler? Eren'in sorusuyla elindeki adresi onlara gösterdi. Mahallede, kızların evindeler. Hiçbiri böyle bir cevap beklemediği için orada ne işleri olduğunu sorgulayacak vakitleri yoktu. Gidelim. Savaş'ın sesiyle hepsi hazırlanarak dışarı çıktılar. Tüm ekibin endişesi aynıydı. Zeynep hamileydi ve kendisini koruyamazdı. Özge'nin bir kolu sakattı ve fiziksel güç olarak hepsinden daha zayıftı. Bağırsa alaycı tavrına inat düşmanına bile acıyacak kadar fazla merhametliydi. Evet, bugüne kadar numaralar birçok erkeğin bile üstesinden gelemeyeceği zorlukları atlatmışlardı. Fakat şu anda kızlar dezavantajlılardı ve bu sefer onları ne durumda bulacaklarını kestirememek hepsini ölesiye korkutuyordu. Arabalara bindiklerinde hepsi kendi kalp ağrısı için düşüncelere dalıp gitmişti. Eren hangi biri için endişeleneceğini bilmiyordu. Bir taraftan sevdiği kız, diğer taraftan kız kardeşi. Hangisi gözyaşı dökse onun canı yanıyordu. Üstelik Bahar da en az diğer ikisi kadar onun için değerliydi. Özge'ye güvenmek istiyordu. O bir şekilde Bahar ve Zeynep'i her haliyle korurdu. Fakat onu korkutan da buydu işte. Çünkü Özge fedakardı. Etrafındaki insanlara değer verir fakat bunu kimselere yansıtmazdı. Sivri dili onların canını yakarken arkalarından kendisinden bir parçayı gömerek onları korurdu. Özge kendisi için değil, etrafındaki birkaç yakını için yaşıyordu. Onun sevme şekli buydu. Hislerini gizler ve onlar için kendi canından vazgeçerdi. İşte bu Eren'i kahrediyordu. Orada kızlar vardı ve Özge'nin onlar için kendi hayatını içe sayacağını bilmek bile onu öldürüyordu. Herkes ona baktığında duygusuz ve soğukkanlı bir kız görüyordu. Fakat Eren küçük dahinin buzdan duvarlarının arkasındaki yaralı bedeni görüyordu. Özge kendi içinden ağır bir yara almıştı ve bu hislerini büyük bir ustalıkla gizlemesini sağlıyordu. Eren hiçbir zaman Özge'nin tam bir teslimiyetle ona geldiğini hissetmemişti. Ve şimdi ise onun yokluğuyla aslında yeterince çaba sarf etmeyen kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. Çünkü bu ilişkideki iki kişi de geçmişinden muzdarip kişilerdi ve hatayı hep karşı tarafta arayarak sorunlarından kaçmayı seçmişlerdi. Aklına annesi gelince Eren büyük bir iç çekişle gaza biraz daha yüklendi. Bu sefer geride kalan olmamalıyım Pinokyo. Onu bulacaktı ve bu sefer gözünden dahi sakınarak hayatının bir parçası kılacaktı. Beni bırakıp gitmemelisin. Savaş, doğum riski taşıyan karısını düşünmekten deli olacak gibiydi. Karısı düz yolda bile rahatça yürüyemeyecek bir haldeydi ve son aylarında yaşayacağı bir stresi kaldıramazdı. Kahretsin korkuyordu. Küçük karısı ve doğmamış çocukları için çok korkuyordu. Dayan gülüm diyerek içinden yalvardı. Zeynep'i ilk bulduğunda çok küçük bir çocuktu.
henüz 12 yaşında ve şiddet görmüş küçük bir kız çocuğuydu. O an ona bakarken ileride uğruna hayatını feda edeceği kadın olduğunu bilmeden içi acımıştı o çocuğa. Yardım etmek istemişti ve yıllarca elinden geldiğince yanında olmaya çalışmıştı. İnkar etmiyordu, o zamanlarda Zeynep'i küçük bir kardeş olarak görmüş ve onu sahiplenmişti. Şizofren olduğunu anlayınca bir abi gibi onu koruyarak mutlu etmeye çalışmıştı. Fakat ne zaman ki o kız çocuğu büyümüş ve ona gizleyemediği aşık gözlerle bakmaya başlamış, işte savaş için o zaman bir şeyler değişmeye başlamıştı. Fakat yine de Zeynep çok küçüktü ve Savaş ondan 8 yaş büyük olduğu için Zeynep'le arasında bir şey olamazdı. O yüzden bazı şeyleri bahane ederek ondan uzaklaşmıştı. Sonra aradan yıllar geçmiş ve yine yapamamıştı. Onu görmek için geri döndüğünde o küçük kız çocuğu artık bıraktığı yerde değildi. Her yerde izini sürmüş fakat birileri inatla yoluna çıkıyor ve adını bile bilmediği o kızı bulmasını engelliyordu. Evet, Savaş onunla yıllarını geçirdiği halde her ikisi de birbirlerinin ne ismini ne de yaşadıkları yeri biliyorlardı. Bu aralarında küçük bir gizem olarak kalmak için her iki tarafın kabul ettiği bir şeydi. İsteseydi o zamanlarda onun kim olduğunu bulabilirdi. Ama bu kralı kendisi koyduğu için çiğnememişti. Ve Savaş Atağan yıllar sonra Korhan Koleji'ne tesadüfen geldiğinde işte o an bir ses yankılanmıştı kulaklarında. Okulun bahçesinde dururken başını kaldırmış ve balkondan aşağıya sallanırken bağırarak yardım isteyen karamel saçlı bir kız görmüştü. Ve o balkonun altına nasıl gittiğini bile bilmiyordu. Sonrasında kollarına düşen o karamel saçlı kızın yıllar önce arabasının önüne atlayan o küçük çocuk olduğunu bilmeden Zeynep ikinci defa hayatına girmişti. Ve Savaş bir daha istesi de ondan kurtulamamıştı. Çünkü Zeynep bir şekilde sürekli başını belaya sokup karakolluk olmayı bilmişti. Karısı gerçekten bela muktatısıydı. Çünkü Savaş sırf onu korumak için davasını üstlendiğinde Zeynep bir daha hiç çıkmamak üzere önce kalbine sonra ise hayatına girmeye başarmıştı. Arabayı aniden yolun ortasında durdurduğunda nefessiz kalmış gibi gömleğinin yakasını çekiştirdi. Ve işte tam o anda kalbinde öyle bir sancı hissetti ki acıyla inledi. Elini kalbine koyduğunda sertçe yutkunmuştu. "Neden benden gittiğini hissediyorum gülüm?" dediğinde sanki ölüyor gibiydi. "Neden tam şu anda artık varlığını hissedemiyorum Zeynep?" "Gitme gülüm, gitme." Sonrasında mahalleye giriş yaptıktan kısa süre sonra evin önünde durmuştu tüm arabalar. Hızlı arabadan inerek eve doğru sert adımlarla yürüdüklerinde daha kapıya ulaşamadan içeriden gelen büyük bir gürültü duydular. Savaş veren silahlarını çıkartarak aralık kapıdan içeri daldılar. Sesin geldiği oturma odasına girdikleri an gördükleri durmalarını sağlamıştı. Ev darmadağındı ve Deniz'de Tolga gerçekten buradaydı. Tek fark ikisinin de üstü başı kan içindeydi. Deniz'in kahve uzun saçları aşırı terlemekten yüzüne yapışmıştı ve göğüs kafesi aldığı hızlı nefesler yüzünden inip kalkıyordu. Beyaz tişörtü kan içinde kalmıştı. Fakat üzerinde herhangi bir yara olmadığı için bu kanlar ona ait değildi. Yerde yarı baygın yatan kişiye gözlerini dikmiş ve yumruklarını sıkarak ona bakıyordu. Üstelik yerde acıyla inleyip kanlar içinde kalan kişi de en yakın arkadaşı Gökmen'den başkası değildi. Deniz kaşlarını çıtarak onun tam karnına sert bir tekme daha attığında ağzından kanlar gelmeye başlamıştı. "Kendi kardeşini korumak için benim kardeşimi ateşe attın lan!" diye öfkeyle kükremişti. Dün Bahar ve Özge'nin kaybolduğunu duyduklarında Tolga ile ikisi beraberdi ve ikisi tek kelime bile etmeden merkezden çıkıp gitmişlerdi. Şimdi ise onları ne halde buluyorlardı? Tolga ise orta yaşlardaki bir adamı yakasından tuttuğu gibi ayağa kaldırdı ve yüzünü yumruğunu geçirdi. "Konuş lan, sarışın hangi cehennemde?" dediğinde adamın üzerine çıkmış ve kendisinden geçen adama yumruklarını indiriyordu. Tişörtünün yakası yırtılmış ve attığı her yumrukla parmak boğumları kızaran çocuğun durmaya niyeti yok gibiydi. Bahar ortada yokken Tolga duramazdı. O kızın kendisinden başka kimsesi yoktu ve Tolga onu koruyamamıştı. Ama er ya da geç onu bulacaktı ve bu sürede yoluna çıkan herkesten kurtulması gerekse bile bunu zevkle yapacaktı. Savaş adamlarına bakarak başıyla bir işaret verdi. "Tutun şu serserileri" dediğinde Hasan ve Salih zorla kollarından tutarak Deniz'i Gökmen'den uzaklaştırmışlardı. Emre ve Kerem ise Tolga'yı yerdeki baygın adamın üzerinden çekerken bir hayli zorluk yaşamışlardı. "Bırakın beni!" İkisi aynı anda bağırdığında Savaş kaşlarını çatmıştı.
Eğer tam şu anda sizi içeri atmamı istemiyorsanız rahat durun. Kızlar ortalıkta yokken bir hücrede kalmak istiyorsanız siz bilirsiniz. Savaşın otoritesini kullanmasıyla ikisi de pes etmek zorunda kalmıştı. İçeriye girmek şu an için uygun bir zaman değildi. Eren yerdeki adamlara göstererek her ikisine baktı. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Kendi başlarına hareket ederek birilerini hırpaladıklarına göre geçerli bir sebepleri olsa onlar için iyi olacaktı. Şu anda çağılınmış olabilirdi. Fakat o hala bir polisti ve böyle uygunsuz davranışlara izin vermezdi. Tolga kolunu Kerem ve Emre'den kurtararak sıkıntılı bakışlarını Eren'e çıkardı. O Çınar şerefsiziyle son günlerde yakın olan tek kişi. Fatih diye şerefsizin önünde gideni işte diyerek yerdeki kişiye öfkeyle baktı. Çınar savaşın sorusuyla denizi çekti ve yumruğunu arkasındaki duvara geçirdi. Özge'yi kaçıran şerefsiz Çınar'dan başkası değil diyerek aykırdı. Herkes tekerlekli sandalyedeki kişinin bu olayla nasıl bir ilgisi olduğunu düşünürken Deniz kanlar akan elini umursamadan yerdeki arkadaşına bakıyordu. Çınar yürüyor ve bunu orada hapis hayatı yaşarken anlamıştım. Bir gece yaptıkları işkenceden dolayı kendimden geçmiştim ve o gece baygın olduğumu düşündüğü için yanıma gelerek tüm nefretini kusmuştu. Herkes duyduklarıyla afallarken Deniz gerçeği sadece dün Tolga'ya anlatmıştı. Çünkü o futbol maçından sonraki birkaç gün ikisi buluşmaya devam etmiş ve Deniz onun gerçekten güvenilir biri olduğunu anlamıştı. Üstelik geri döndüğünde ilk işi Özge ve Öykü'nün şu geçen 5 yılda neler yaptığını araştırmak olmuştu. Öykü hakkında pek bir şey bulamasa da Özge'nin dosyası bir hayli kabarıktı. Deniz kızlarla Özge'nin nasıl tanıştığını Tolga'ya sorduğunda Tolga bazen gülerek bazen öfkeyle eniştesinin kanlı oyununun kızları nasıl bir araya getirdiğini anlatmıştı. İşte Deniz o an anlamıştı birbirinden farklı bu üç kızın nasıl bir kader bağıyla bağlandıklarını. Zaten şu birkaç günde sürekli kavga ederek düşman gibi görünen kızların kardeşi için nedenle değerli olduklarını görmüştü. Üstelik bu üçünün ilk kaçırılma vakası değildi ve umuyordu ki son olacaktı. Eren şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra kaşlarını çatarak ona baktı. Bunu bize neden daha önce söylemedin? Eğer bu bilgiyi önceden bilselerdi o zaman Çınar'ı sorguda konuşturabilirlerdi ve belki de kızlar şu anda hala burada olurdu. Deniz gerçeklikten uzak bir şekilde güldü. Eğer Çınar'ın gerçekten konuşacağını bilseydim o zaman size kalmadan onu ben konuştururdum. Çınar'ı çok iyi tanıyordu ve öleceğini bilse asla konuşmazdı. Gökmen bana yardım edip beni kurtardığında geri döndüm ve yeniden aralarına karıştım. Sadece Çınar'ı izleyerek bu işin arkasındaki aşırı kişiyi bulmak istedim. Çünkü Çınar tek başına bunca planı yapacak kadar zeki değil ve biri onun bana olan nefretini kullanarak onu kukla gibi parmağında oynatıyor. Kahretsin diyerek öfkeyle bağırdı. 9 yaşında o arabanın gelişini görmedim ve onu ittiğim için sakat kaldı. Fakat o bunu bilerek yaptığımı hep düşündü. O yüzden yıllardır bana acı çektiren Oit'le işbirliği yapıyor. O gün Çınar aksini düşünse de Deniz onu bilerek itmemişti. Çocuktu ve tartıştıklarında Çınar'ın ona vurmasıyla öfkesini yenik düşerek onu itmişti. Fakat o arabanın ona çarptığını ve arkadaşının sakat kaldığını görünce o çocuk bedeniyle yıkılmıştı. Aradan geçen zaman bile kendisini affetmesine yetmemişti. O şerefsiz onun kardeşini kaçırmıştı şimdi. Bu sefer savaş hızla yere eğilerek Gökmen'in yakasını tutarak onu ayağa kaldırdı. Kızlar nerede? Konuş karım nerede diye kükrediğinde onu öldürmemek için kendisini zor tutuyordu. Bilmiyorum diye bağıran Gökmen kendisini ondan kurtararak güçlükle odadaki koltuğa oturdu ve kanayan dudağını elinin tersiyle sildi. Düşündüğünüzün aksine ben de her şeyi yeni öğrendim sayılır. Hayal kırıklığı içinde Deniz'e baktı. Çınar'ın yürüdüğünü bile bilmiyordum ve öğrendiğim gün odasında telefonla konuşarak birilerine senden bahsediyordu. Öldüğünü düşündüğüm için duyduklarımdan bir şey anlamadım lan diye bağırarak başını ellerinin arasına aldı. Kapı aralığında yürüdüğünü görünce şoka girdim ve ne işler çevirdiğini kestiremedim. Daha sonra akşam bir yere gideceğini söyleyip telefonu kapatınca odama gittim ve tüm gün neler çevirdiğini anlamaya çalıştım. Gece evden gizlice çıktığında onu takip ettim ve seni buldum diyerek sözlerini bitirdi. Belki Çınar'ı polise vermeyerek hata yapmıştı. Fakat ne yaparsa yapsın o kardeşiydi ve ona bunu yapamazdı. Özge yok Gökmen dedi Deniz yıkılmışçasına. Yerini biliyor ve susuyorsan demişti ki Gökmen bir an bile tereddüt etmeden hayır diyerek onun sözlerini kesmişti.
Özge kardeşi sayılırdı ve onun acı çekmesi isteyeceği son şey bile olamazdı. Özge diyen Eren kaşlarını çıtarak Gökmen'in tam karşısında durdu. Kaçırılmadan bir gün önce sana bir şey söylemişti. Söylesene, benim için ne kadar ileriye gidersin, örneğin birini öldürür müsün demişti ve bu sözü önden ikinci kez duyuyorum. O asla boş konuşmaz. Ne demek istedi? Eren'in sorduğu soru herkesi düşündürürken Gökmen bilmiyorum dercesine başını salladı. Belki de o sözü Çınar'a söyledi. Deniz Eren'e bakarak düşüncelerini dile getirmişti. Özge'nin zekası malum, Çınar'ı bir şekilde öğrenmiş olabilir ve bu sözleri Gökmen vasıtasıyla Çınar'a söylemiştir. Çünkü ufaklık doğrudan asla meydan okumaz ve aradaki insanların üzerinde strateji geliştirecek biri. Kardeşini çok iyi tanıyordu. Çünkü onu kendisi eğitmişti ve Özge Çınar'ı deşifre ettiyse bunu kimseye söylemeden kendi halletmek istemiş olabilir. Varsayalım bu sözleri Çınar içindi. Emre'nin aklına takılan bir şeyler vardı. Özge'nin bahsettiği sözler bir erkeğin sevgisini test eder gibi. Yani Çınar'la Özge arasında... Hayır diyerek Deniz karşı çıktı. Özge ve Çınar arasında bir şey olması mümkün değil. Olsa anlardım dediğinde sert bakışları Eren'e bulunca Eren onun üstü kapalı imasını ne yazık ki anlamıştı. Ya Özge değilse? O odada tüm erkekler beyin fırtınası yaparken konuşan kişi Savaş'tı. O sözü söyleyen Öykü de olabilir. Yani ikizlerin yer değiştirmeyi ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Belki de Öykü ve Çınar arasında böyle bir konuşma geçti ve Özge orada Çınar'a bir mesaj vermek istedi. Doğru veya yanlış fark etmezdi. Şu anda tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmaları gerekiyordu. İkizlerin arkadaşlarımla düşündüğünüz gibi bir ilişkileri olmadı. Bu konuyu konuşmak bile Deniz'i rahatsız ediyordu. Tolga kendisini bir koltuğa bırakırken cebindeki telefonu çıkartarak bir yer aradı. Öykü mahalledeki eve gel diyerek telefonu kapattı. Herkesin meraklı bakışlarını görünce arkasına yaslanıp gözlerini yorgunlukla kapattı. Bir Selvi ikizi kayıpsa onun sözlerini belki diğer Selvi ikizi bize açıklayabilir. Sonuçta bunlar anne rahminden beri çoğu şeyi paylaşıyorlar. Belki de Özge ikizine bu konu hakkında bir şeyler söylemiştir. Öykü tüm gece soru yağmuruna tuttukları için bir şey bildiğini sanmıyorlardı. Yine de herkes Tolga'nın haklı çıkmasını ümit ediyordu. Yaklaşık yarım saattir Öykü'yü beklerken bir yandan da boş durmamışlardı. Fatih ve Gökmen'i bu sürede sorgulamışlar ve maalesef işlerine yarayan herhangi bir şey öğrenememişlerdi. Öykü açık kapıdan içeri girdiğinde hastanedeki annesinin yanından geliyordu. Annesi kardeşinin kayıp haberiyle fenalık geçirip hastaneye kaldırılmıştı ve her uyandığında ağlayarak Özge'yi soruyordu. Babası ve Öykü'nün de durumları içler acısıydı. Özge'nin yokluğunda Öykü boğulur gibi oluyor ve hiçbir yere sığamıyordu. Dağınık eve ve ona bakan meraklı gözleri görünce yine ağlamamak için kendisini zor tuttu. Öyle bir ruh halindeydi ki ne abisinin kanlı kıyafetleri ne de ki yerdeki Gökmen ve tanımadığı bir adamın perişan hali dikkatini çekiyordu. Özge'nin izleri geçtiği her yer onu ağlamaktan başka bir işe yaramıyordu. Bir haber var mı diyerek hüzünlü bir sesle konuşarak abisine baktı. Deniz kardeşinin solgun tenini ve kızaran gözlerini görünce iç çekerek yanına gitti ve onu göğsüne çekerek sımsıkı sarıldı. Bulacağım güzelim dediğinde Öykü onun kollarında ağlamaya başlayınca içi acımıştı. Gözyaşlarını silerek dudaklarını kız kardeşinin alnına bastırmıştı. Ağlama ve bana yardım et. Öykü bir şey anlamasa da başını salladı. Deniz onu koltuğa oturttuğunda herkesin bakışlarının üzerinde hissettikçe derginliği büyüyordu. Deniz kardeşinin karşısına oturduğunda dikkatli bir şekilde onun gözlerine bakıyordu. Öykü şu sözler sana tanıdık geliyor mu? Dedikten sonra Eren'in söylediklerini tekrar etti. Söylesene benim için ne kadar ileriye gidersin? Örneğin birini öldürür müsün dediğinde Öykü'nün gözlerini kocaman açması kimsenin dikkatinden kaçmamıştı. Öykü? Deniz temkinli bir şekilde rengi atan kardeşine bakıyordu. Özge'nin sözleri dediğinde yıllar önce kardeşi o gece yaşadığı her şeyi ona anlatmıştı. Ve şimdi Öykü bunun o konuyla ne ilgisi olduğunu anlamıyordu. Eren sabırsız bir şekilde yerinde kımıldadı. Özge kime söyledi bu sözleri diye sorduğunda Öykü bu soruya cevap vermek istemiyordu. Özellikle Deniz ve Emre buradayken. Konuş Öykü. Deniz farkında olmadan sesini yükseltmişti. Özge bu sözleri bir değil iki kere dile getirmiş ve onu tanırsın. Basit sözleri aklına koymaz. Bu sözleri kime söylediyse belki de onu bulmamıza yardımcı olur.
Öykü'nün tepkilerinde bir şeyler gizlediğini görebiliyordu. Yıllar önce kapandığını düşündüğü bu konunun yeniden açılması Öykü'yü çok sarsmıştı. Fakat Özge bulunacaksa şu anda kendine düşünerek bencillik yapamazdı. Özge o sözleri 5 yıl önce Özgür Kızıltaş diye birine söyledi diyerek gerçeği mahcup bir şekilde itiraf etti. Eren anında Canan'ı aramıştı. Canan bana hemen Özgür Kızıltaş'ın kim olduğunu ve kapsamlı bir dosyasını bul dedikten sonra Öykü'ye döndü. Kim bu Özgür ve Özge'ye ile ne ilgisi var? İşte Öykü için asıl zor olan kısım başlamıştı. Onu izleyen Emre'ye bakmamaya çalışarak bakışlarını ellerine indirdi ve suçlulukla başını eğdi. Özgür benim eski sevgilim diye bir soğukta konuştuğunda Deniz neyim dedin diye kükredi ve Emre eski sevgilim mi diyerek bağırmıştı. Deniz ve Emre göz göze geldiğinde Deniz Eren'den sonra fark ettiği Emre vakasıyla bir küfür savurdu. Şu iş bir bitsin sizi kardeşlerimin yakınında görmeyeceğim diye bağırarak Emre ve Eren'e gözdağı verdi. Ortadan bir kaybolmuştu ve bunlar aç kurtlar gibi hemen kız kardeşlerinin başını öşüşmüştü. Fakat ne Emre ne de Eren bu saatten sonra vazgeçmeyi düşünmüyordu. Her neyse diyen Kerem onların dikkatini asıl konuya çekti. Şimdi konumuz kızlar ve Öykü sen anlatmaya devam et diyerek ılımlı bir sesle konuştu. Öykü ona delici bakışlar atan o malum iki kişiye bakmamaya çalışarak bildiklerini tek bir solukta anlattı. 5 yıl önceydi ve siz bana kızsanız da o zamanlarda henüz çocuk sayılırdım. Çünkü 14 yaşındaydım. Özgür okulumuzun karşısındaki liseye gidiyordu ve Özge'ye aşıktı. Acıyla umdu gözlerini. Çünkü bunları anlatırken çok utanıyordu. Bir hata yaptım ve Özge'nin yerine geçerek Özgür'le sevgili oldum. Sadece 2 hafta sürdü. Çünkü o bir şekilde Özge olmadığımdan şüphelenmeye başlamıştı. Sanki o günleri yeniden yaşıyormuş gibi kolunu tuttu. Bir gün kolumu sıkarak bana eğer Özge değilsen seni öldürürüm gibi bir şeyler söyleyerek tehdit etti. Çok korkmuştum çünkü gerçekten dediklerini yapacak gibiydi. Ve Özge o gün kolumdaki morluğu görüp üzerime gelince ona her şeyi anlattım. Başını kaldırdı ve Emre'nin ayağı kırıklığı dolu bakışlarını görünce kalbinde derin bir sızı hissetti. Üstelik abisi yumruklarını sıkarak ona ilk kez öfkeli gözlerle bakıyordu. Özge onun beni tehdit ettiğini duyunca bu işi halledeceğini, onu arayıp akşam için buluşmak istediğimi söylememi istedi. Öykü daha fazla dayanamayıp ağlamaya başladı. Kabul ettim. Çünkü aynı yaşta olmamıza rağmen Özge beni hep korurdu ve beni Maksim'e hiç hata yapmazdı. Omuzları sarsılarak hıçkırıklara boğuldu. Bilemezdim. Özge'nin beni korumak için kendisini hedef haline getirdiğini bilemezdim ama bilmeliydim. Çünkü Özge bunu hep yapıyordu. Özgür o gece onu bayıltarak evine götürmüş ve Özge uyandığında tüm duvarlarda kendi resmini görmüş. Lanet olsun 13 yaşındaki resimleri bile varmış. Ve Özge onun hastalıklı biri olduğunu fark edince aklını kullanarak bir süre onu idare etmiş. Bu sürede 13 yaşındayken sürekli kavga ettiği kızın yani Buse'nin nasıl öldüğünü öğrenmiş. Çünkü bahsettiğiniz sözleri ona söyleyerek onu test etmiş ve Özgür onun için Buse'yi öldürdüğünü söyleyince Özge çıldırmış. O yüzden beni ondan korumak için onunla oynadığını, aslında onu hiç sevmediğini söyleyerek okları kendi üzerine çekmiş. Çünkü Özgür sevgili olduğu kızın Özge olduğunu sanıyordu. Ve o gece bunu onun yanına bırakmayacağını söylemiş. Fakat o geceden sonra Özgür'ü bir daha hiç görmedik diyerek bitirdiğinde omuzlarından büyük büyük kalkmış gibiydi. Herkes duyduklarıyla şoka girerken yıllardır aradıkları seri katili bulduklarını anladılar. Çünkü katilin Özge'nin geçmişinde ve ona takıntılı olduğunu biliyorlardı ve şimdi her şey açığa çıkmıştı. Fakat hepsi ikizlere çok kızgındı. Çünkü bunu önceden söyleselerdi şimdi onu yakalamışlardı. Deniz kaşlarını çıtarak ayağa kalktı ve ortadaki sehpayı alarak öfkeyle duvara fırlattığında Öykü korkudan çığlık atmıştı. Allah kahretsin Öykü diye kükreyerek onun yanına gidip kolunu sertçe sıkarak onu ayağa kaldırdı. Sen ne yaptın? Basit bir gönül macerasının sonucunda ben 5 yıl ölü gibi yaşadım kızım diyerek onu sertçe koltuğa itti. Eğer Özge o it yüzünden bir şey olursa bunun tek suçlusu sensin diye bağırarak evden çıktı. Biraz daha kalırsa Öykü'ye zarar vermekten korkuyordu. Öykü hıçkırıklarla ağlarken Özge ve kızların iyi olması için sessiz bir yakarışa girmişti. Abisi haklıydı. Kendi aptallığının cezasını onlar çekmişti. Ama bilemezdi. Böyle olacağını bilseydi onunla görüşmesine hiçbir güç sağlayamazdı. Fakat olanların tek suçlusu olduğunu bilmek onu öldürüyordu. Tüm ekip dışarıya çıktığında Öykü başını kaldırdı ve Emre'yi tam karşısında buldu.
hadi söyle diyerek kışkırdı. Ne kadar aşağılık biri olduğumu söyle dediği an Emre kaşlarına çatmıştı. Kendin hakkında böyle konuşma diyerek onu uyardı ve nazikçe kollarından tutarak onu ayağa kaldırdı. Yaptığım belki yanlıştı. Fakat bu senin o zamanlarda bir çocuk olduğunu ve şu anda pişman olduğun gerçeğini değiştirmiyor diyerek ona baktı. Emre için onun geçmişi önemsiz bir detaydı. Çünkü bir kere geçmişe takıldığı için onu kırmış ve kendisinden uzaklaştırmıştı. Aynı hatayı ikinci kez yapmayacaktı. Bunları duymayı beklemeyen Öykü ağlayarak ona sımsıkı sarıldı. Hep yanımda ol Emre. Çünkü ben şu anda kimsesiz hissediyorum diye itiraf ettiğinde Emre kollarını ona sararak derin bir iç çekti. Benden bıksan bile seni bırakmaya niyetim yok aptal dediğinde dudağında içtenlikle oluşan küçük bir gülümseme vardı. Sonrasında Özgür vakasını duyan tüm ekip soluğu Yonca Kızıltaş'ın evinde almıştı. Yolda Canan onları bilgilendirmiş ve Özgür'ün ailesiyle yaşadığını söylemişti. Üstelik kız kardeşi de 2 gündür kayıpmış ve aile bunu birçok karakola bildirdiği halde Özgür Kızıltaş'ın şu anda nerede olduğu bilinmiyordu. Hepsi kızları kaçırıldığı için kayıplara karıştığını tahmin ediyordu. Şimdi büyük bir salonda oturuyorlar ve Özgür'ün babasına cevap vermeden önce Yonca Hanım'ın gelmesini bekliyorlardı. İki hizmetçinin kolunda içeri giren kadına döndü tüm bakışlar. 40'lı yaşlardaki kumral kadın ağlamaktan yeşil gözleri kan çanağına dönmüş ve ayakta zor duruyordu. Kocasına bakarak onları gösterdi. ''Faruk, kim bunlar?'' dediğinde sesi çok bitkin çıkmıştı. Karısına göre daha iyi durumda olan Faruk Bey cevap vermeden Savaş ayağa kalkmıştı. ''Cinayet masasından Savaş Atağan'' diyerek rozetini gösterdi. ''Bunlar da ekipten arkadaşlarım.'' Kadının kızı için çektiği acıyı gördüğü için sabırlı olmak için kendisini zorluyordu. Polis olduklarını duyan kadın hızla Savaş'ın yanına geldi. ''Kızın bulundu mu?'' ''Size yalvarıyorum, Kiraz'ın iyi olduğunu söyleyin.'' diyerek birden ağlamaya başlamıştı. Savaş derin bir nefes alarak başını olumsuz anlamda salladı. ''Meslektaşlarım kızınızı bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat biz buraya kızınız için gelmedik.'' Bir süre duraksadıktan sonra devam etti. ''Oğlunuz şu anda nerede Yonca Hanım?'' Konuya bu şekilde girmek istemese de kaybedecek vakti yoktu. ''Ne?'' 2 gündür Kiraz'ın iyi haberini bekleyen kadın bunu duymak istemiyordu. Özgür bir haftadır eve gelmiyor ve bana kızımı bulun artık diye bağırarak yerinde sendeleyince kocası kolundan tutarak onu koltuğa oturmuştu. ''Neden Özgür'ü soruyorsunuz?'' diyen Faruk Bey korkmaya başlamıştı. ''Yoksa oğluma da mı bir şey oldu? Bir çocuğu kayıptı ve ikincisinin kara haberini almayı kaldıramazdı.'' Eren karşısındaki çifte bakarken olanlarla bir ilgileri olmadığını anlamıştı. Kadın perişan bir haldeydi ve adamsa üstü başı dağınık bir şekilde kendisini bırakmıştı. Birazdan söyleyecekleri karşısında verecekleri tepkiyi ne yazık ki kestirebiliyordu. ''Oğlunuz Özgür Kızıltaş, şu 5 yıl içinde 13 kıza tecavüz edip onları öldürmekten aranıyor. Siddet, tecavüz, tehdit, adam kaçırma ve şantaj işlediği suçların arasında.'' dediğinde Kızıltaş çifti yutkunarak duyduklarını idrak etmeye çalışıyordu. Yalan diyen kadının rengi atmıştı. Tam şu anda çok fazla şey söylemek istiyordu fakat yaşadığı şoktan bir türlü çıkamıyordu. ''Hepsi doğru ve elimizde kanıtlar var.'' diyen Kerem'in sesiyle Faruk Bey büyük bir iddetle ayağa kalktı. ''Saçmalık.'' diyerek bağırdı. ''Özgür kan görmeye dayanamaz ve siz neler söylüyorsunuz? Gerçekten bu saçmalıklara inanacağımızı mı sandınız?'' diyerek esip küllediğinde ekipteki herkes sinirlenmeye başlamıştı. ''Otur yerine.'' Ve o sesini kıs diyen Eren onun acısını göz ardı ederek ayağa kalkmıştı. ''Buraya sizi bir şeylere inandırmaya gelmedik. Senin o savunduğun oğlun ırz düşmanının teki ve onu elime geçirdiğimde ölmek için bana yalvaracak.'' diyerek güllediğinde burada boşuna zaman harcadığını düşündü. Faruk Bey konuşmak için dudaklarını araladığında Yonca Hanım ondan önce davrandı. ''Bu suçlamalar asılsız ve elinizde yeterince kanıt yoksa emin olun bir savcı olarak oğluma atılan iftiranın hesabını hepinize sorarım.'' Kızı ortalıkta yoktu ve şu anda uğraştığı şeylere inanamıyordu. ''Karım hamile.'' Savaş kadının gözlerine bakarak derin bir nefes aldı. ''Zeynep hamile ve gebeliğinden dolayı ölüm riski çok yüksek.'' İç çekerek kalktığı yere yığıldı. ''Şu anda yanımda olmalıydı fakat siz kabul etmeseniz de oğlunuzun kaçırdığı kurbanlardan biri o. Ve istediğiniz yerlere gidip beni dava edin ama gerçek bu.
oğlunuz bir katil dediğinde Yonca Hanım onun çektiği ızdırabı gördüğü için diyecek söz bulamadı. Yanılma ihtimali demişti ki Deniz daha fazla dayanamayıp araya girmişti. Kızınız kayıp değil mi? Ayağa kalktığımda herkesin dikkatini çekmişti. Benim kardeşim Özge de kayıp ve ben onun abisi olarak onu aramak için buradayım. Peki Kiraz'ın abisi neden burada değil? Neden kardeşini aramıyor diye sorduğunda doğru noktadan girdiği için ikisi de ona cevap verememişti. Yonca Hanım'ın karşısında durarak derin bir nefes aldı. Bak Savcı Hanım, sen kızın için burada gözyaşı döküyorsun ama benim annem de kendi kızı için bir hastane köşesinde gözyaşı döküyor dediğinde Yonca Hanım sertçe yutkunmuştu. Madem oğlun suçsuz, izin ver odasını arayalım. Eliyle bir kenarda duran öyküyü gösterdi. Özge onun ikizi ve birbirlerinin bir kopyaları. Yani oğlunun odasında şu baktığın kızın bir resmi çıkmazsa buradan hemen gideriz. Fakat resim çıkarsa oğlum için sıkı avukatlar tutsan iyi olacak. Çünkü elimizde onun bir katil olduğuna dair birçok kanıt var diyerek kestirip attı. Yonca Hanım bir savcıydı ve ellerinde arama emri olmadan onun evini arayamayacaklarını iyi biliyordu. Fakat oğluna güveniyordu. O yüzden bu saçmalığın bitmesi için başını salladı. Eda onları Özgür'ün odasına götür dediğinde Savaş ve Öykü dışında diğer hepsi kısa boylu hizmetçiyi takip etmişti. Karınız dedi Yonca Hanım. Umarım onu bulursunuz. Kaybolan kızları tanımasa da onlar için üzülüyordu. Çünkü o bir anneydi. Savaş iç çekerek gözlerini yumdu. Sadece Zeynep değil, Özge ve Bahar da kayıp dedikten sonra bir daha hiç konuşmamıştı. Özgür'ü tanıyorum. Öykü havadaki sessizliği bozdu. O göründüğü gibi biri değil ve Özge'ye kafayı takmış durumda. Öldürdüğü her kız Özge gibi siyah saçlı ve siyah gözlü. Sadece bu da değil, aynı boyda ve ona yakın kilodaki kızları seçiyor. Kendi yaptığı hatası yüzünden kardeşine bir şey olursa Öykü kendisini asla affetmeyecekti. Lanet olsun, bugün bizim doğum günümüz ve kardeşim şu anda benimle değil. Yonca Hanım ona cevap vermeyince hepsi sessiz bir şekilde beklemeye başlamıştı. Yaklaşık 10 dakika sonra Faruk Bey içeri girdiğinde tek kelimeyle yıkılmış bir haldeydi. Kendisini koltuğa bırakarak başını ellerinin arasına alan adamla Yonca Hanım korkmaya başlamıştı. Faruk neler oluyor dediğinde beyazlaşmış saçlarından ellerini çeken adamın gözleri dolu doluydu. Nerede hata yaptık Yonca dediğinde gözlerinden bir damla yaş süzülmüştü. Bu da ne demek? Konuşmakta zorlanan kadının sorusuna içeriye gelen ekipten Eren cevap vermişti. Oğlunuzun başı ciddi bir şekilde belada demek dedikten sonra elindeki karton kutuyu kadının ayaklarının önüne boşalttı. Sadece Özge'nin değil burada öldürdüğü her kızın resmi var dediğinde kadının yerinde kas kadı kesilmesini umursamadan Kerem'e döndü. Merkezdekileri ara gelip evi kapsamlı bir şekilde arasınlar. Kerem onu ikiletmeden dediğini yaparken Yonca Hanım yerdeki işkence görerek ölen kızların resimlerine bakıp çığlık atmıştı. Bu nasıl olur dediğinde artık oğlunu savunacak doğru kelimeleri bulamıyordu. Bunca yıldır yargının önünde hüküm verip içeri attırdığı azılı katillerden biri kendi oğlu olamazdı. Savaş ve Öykü ayağa kalktıklarında buradaki işlere bitmişti. Savaş ışkırıklarla ağlayan kadına bakınca içi acımıştı. Alimden zalim, zalimdense alim doğar demişler. O yüzden sizin bir suçunuz yok ve diğer kızların iyiliği için onun yerini öğrenirseniz bu numaram. Kartını koltuğun üzerine bıraktığında Hasan tablonun arkasındaki gizli bölmede buldukları kutuya yeniden tüm resimleri doldurdu ve ayağa kalktı. Hepsi kanıt niteliği taşıyordu ve burada bırakamazlardı. Dışarı çıktıklarında Savaş hepsine sırasıyla baktı. Herhangi bir adres buldunuz mu? Özgür'ü aramakla vakit kaybetmek istemiyordu. Maalesef diyerek somurtan Eren'e bakıp güldü Deniz. Kendi adına konuş birader dedikten sonra elinde tuttuğu ceketini açtı ve bir çerçeve çıkardı. Çerçevedeki resimde Özgür bir evin önünde gülerek kameraya poz veriyordu. Savaş ve Eren anında onun Akın'ın yanında gördükleri şu Barış denilen çocuk olduğunu anlamışlardı. İki kimliğe bürünecek kadar karşılarında dişli bir rakip vardı ve zaten Akın onların şüpheli listelerindeydi. Fakat bir barda yaka paşa götürüldüğünü oradaki görgü tanıklarından öğrenmişlerdi. Evet, ilk araştırdıkları kişilerin arasında Akın da vardı ve Oğuz şu anda Akın'ın izini sürüyordu. Özge zaafı olduğu için bu işin içinde parmağı olması onları şaşırtmazdı. Bu ne? Eren resme bakarak ondan bir cevap bekleyince Deniz'in yüzünde kibirli bir gülümseme ortaya çıktı. Geçen yıl arkadaşının yazlık evinde çektirdiği bir resim.
Eda'nın dediğine göre şu özgür şerefsizi orayı çok seviyormuş ve kızları oraya götürmüş olabilir diyerek keyifli bir şekilde konuşmuştu. Tolga sıkıntıyla burnundan bir nefes almıştı. Hadi oradalar diyelim ama evin bir adresi yok elimizde. Bu civarda kaç yazlık ev var haberin var mı senin? Ayrıca Eda kim diye sorunca Deniz kınayan bakışlarını ona göndermişti. Bizi odaya götüren kızın adının Eda olduğunu bilmemen çok ayıp diyerek cebinden bir kağıt çıkardı. Kavaklı Dere diye bir köyde ev deyip sırıtarak Tolga'ya baktı. Eda bana adresi verdi ve tabii onu sonra aramamışın numarasını da verdi. Ama konumuz bu değil dediğinde herkes homurdanırken Tolga kahkaha atmıştı. Kaşla göz arasında kızı etkileyip adresi almıştı. Kız muhabbetiniz bittiyse artık gidelim mi? Kaşlarını tutan öykü bu ikisinin rahatlığı karşısında çıldırmak üzereydi. Nihayet herkes arabalara binmiş ve ellerindeki ilk adrese doğru yol almışlardı. Ve 2 saat sonra hava kararmaya başladığında arabaları evin yakınında bir yerde durmuşlardı. Hepsi kendisini gizleyerek eve yaklaşmıştı fakat onlar yazlık evi gördükleri yerde adım atmayı bırakmışlardı. Onları durduran şey karanlık havada yanan evden çıkan alevlerdi. Gökyüzüne doğru gri dumanlar yükselirken 2 katlı ev cayır cayır yanıyordu. Hepsini bir korku sardığında kahretsin diyen Eren'le koşmaya başladılar. Çitlerle çevrili bahçeye nasıl girdiklerini bilmiyorlardı. Fakat daha 2 adım atmışlardı ki evden biraz uzakta yerde oturan bir karaltı fark ettiler. Biraz daha yaklaştıklarında evden çıkan alevler yüzünden yerde oturan kızın kim olduğunu görmüşlerdi. Bahar yere çökmüş ve kollarında tuttuğu bir şeye bakarak hışkırıklarla ağlıyordu. Saçları dağılmış ve yüzü is lekeleriyle doluydu. İncecik siyah bir atlet ve okul eteğiyle duruyordu. Burnundan akmış kanların izleriyle dolu çenesi ve boynu. Pembe okul üniformasının gömleğine sarılı bir şey tutuyordu ve avazı çıktığı kadar bağırarak ağlıyordu. Ve ağlayan sadece Bahar değildi. Kolları arasına aldığı gömleğinin içinde ince bir bebek sesi geliyordu. Bebek, kahretsin Zeynep. Tüm bakışlar savaşı bulduğunda o yerinde taş kesilerek sertçe yutkunmuştu. Zeynep doğurmuş olamazdı. Özge, öykü şoku üzerinde ilk atan kişi olarak koşup Bahar'ın yanına giderek kardeşini sormuştu. Bahar kollarında tuttuğu minik varlıkla ağlayarak ayağa kalktı ve onlara çıkardı yaşlı gözlerini. Geç kaldınız diyerek büyük bir öfkeyle bağırdı. Gözyaşları dinmeyen kız yanan evi gösterdiğinde alev alan ev deprem olmuş gibi gözlerinin önünde yıkılmıştı. İzleyin diyerek nefret edercesine onlara bakarak yanan evi gösterdi. Özge'nin cesedinin nasıl küle döndüğünü izleyin hadi. Onların dehşete düşmüş yüzüne bakarak hışkırıklarını serbest bırakmıştı. Arkadaşları gözünün önünde ölmüştü ve Bahar hala neden yaşadığını bilmiyordu. Özge, Deniz ve Öykü yanan eve doğru bakarak koşarken ahşaptan olan ev çoktan yıkılmış ve külleri kalmıştı. Eren yerinde sendelediğinde bütün bunların gerçek olmadığına inanmak istiyordu. Özge olmuş olamazdı. Hayır diye fısıldadığında dizleri büküldü ve yere yığıldı. Kendisi annesinin ölü bedenini izlerken olduğu gibi savunmasız ve yorgun hissediyordu. Göğsündeki kalp artık atmıyor, aklı ve kalbi işlevini yitirmişti. Gitmişti işte. O da onu bırakıp gitmişti. Belki de hiç gelmemişti. Belki de Eren sadece kendisini kandırmıştı. Küçük bir kadın girmişti hayatına ansızın. Gerçek olamayacak kadar güzel fakat eksik gülüşüyle yaralı bir kadın girmişti hayatına. Ve o kadın sessizce geldiği gibi yine sessizce çıkmıştı hayatından. Korkmuş mudur diye düşündüğünde gözlerinden yıllar sonra bir damla yaş süzüldü. Son nefesini verirken ruhsuz gözleri aramış mıdır onu? Bir kez olsun gülmeye bilmeyen dudaklarından adı fısıltıyla dökülmüş müydü? Onu geride yalnız bırakırken sadece bir saniye olsun onsuz nasıl yaşayacağını düşünmüş müydü? Yapma Pinokyo diyerek içi kanarcasına ellerinin altındaki soğuk toprağa sıktı. Bana bunu yapma. Bu gece yanan sadece yüreği değildi. Eren Korkmaz bu gece onunla kendisine ait olan her parçasını yakıp kül ediyordu. Ve o an Özge'nin sözleri geldi aklına. Kor gibi yaktı viran olmuş benliğini. Nasıl hissettiğimi sormayacak kadar mı büyük bana olan nefretin? Evet, etme. Lütfen benden nefret etme. Çünkü bir gün gelir ve gözlerinin aradığı yerde olamazsam kalbin beni özler ve gittiğim yerde sana gelmek istesem bu sözleri hatırlar, gelmem. Bendeki seni öldürdüğün için senden nefret ediyorum.
O yüzden öyle bir gün gelirse gittiğin yerde kal ki silinsin bendeki izlerin. Tamam, gelmem. Öyle bir an gelirse sırf benden nefret ettiğin için gelmem sana. Sırf istediğin gibi sendeki izlerim silinsin diye gelmem. Dönmem için bir şansım olsa da dönmem. Ama deyip duraksamıştı. Nefretinin, git demelerinin ve nasıl olduğunu sormamanın nasıl hissettirdiğini bir gün öğrenmek istersen o ağacı unutma. Durmuş ve gitmeden önce son kez bakmıştı gözlerine. Sormadın ama ben hiç iyi değilim. İşte bu sözleri tam şu anda onun kaybını yaşadığı bu zamanda yeniden hatırlamak ölümden beterdi. O gitmişti. Arkasında bir sürü pişmanlıklar bırakarak. Bahar kucağındaki bebekle gelip savaşın tam karşısında durdu. Gözün aydınlatan baba oldun. Onlara olan öfkesi yüzünden alay ederek konuştuktan sonra bebeği şoka giren savaşın kollarına bıraktı ve iki adım geriye çekildi. Ve başını sağ olsun çünkü karın ve oğlun öldü diye öfkeyle aykırıp eliyle arkasında duran ağacın altında yatan cansız bedeni gösterdi. Savaş kucağında ağlayan kızdan gözlerini çekip başını kaldırdığında birkaç adım uzağında bir ağacın altında kanlar içindeki kızı gördü. Siyah elbisesi dizlerine kadar toplanmış ve çıplak bacakları kan içindeydi. Gözleri kapalıydı ve Savaş onun ışıl ışıl gözlerine bakmayı özlemişti. Karamel saçları yüzünü kapatmış ve cansız bedeni öylece yerde duruyordu. Zeynep diyerek haykırdığında karısı hiç kımıldamıyordu. Zeynep gitmişti. Özge gitmişti ve Bahar artık yalnızdı. Hayatta kalan son numara olmanın cezasını çekmek düşüyordu ona. İşte böyle dostlar. Bu bölüm de burada bitti. Bu güzel hikayenin yazarı Mavimsi Yazar. Ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm en yakın zamanda inşallah. Yeni bölüm beklerken bir hikaye YouTube'da arama kısmına Cennet Rüzgarı yazarsanız çıkacaktır. Muhteşem bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.